Channel seyircileri, interneti başında dünyanın her tarafından bizleri izleyen Türk-Amerikan toplumu başta olmak üzere bütün dünya vatandaşları diyelim, Türk vatandaşları diyelim. Bir şekilde birbirimizle ilintiliyiz. Onun için bugün bu akşam Amerika'da yaklaşan seçimleri tartışmak üzere, seçimin nabzını tutmak üzere, daha da önemlisi Türk-Amerikan toplumunun nabzını tutmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Amerika'da New Jersey eyaletindeyiz. 4 tane güzide konumuzla birlikte. Malumunuz Amerika'da 8 Kasım'da çok büyük bir seçim var. 8 yıllık demokrat yönetimden sonra acaba demokratlar iktidara devam mı edecek? Cumhuriyetçi Parti mi görevi devralacak? Bunu konuşacağız. Oranları, yüzdeleri, tahminlerimizi söyleyeceğiz. Ve tabii ki bizi en çok ilgilendiren konu Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarının seçim nabzı. Kime oy verecek Türk vatandaşları? Demokratları mı, cumhuriyetçileri mi? Ve tabii ki bunun nedenlerini konuşacağız. Neden, nereye oy vermeliyiz? Bizi en çok ilgilendiren konu da bu. Kısaca ben konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum artık. Tayfun Bey var solumda. Şu kanattan bu kanattan demeyeceğim. Siz kendinizi anlatmış olursunuz. Biz bildiğimiz kadarıyla Amerika'daki Türk-Amerikan toplumunun içindeki ender, Amerikan siyasetine giren ve yol alan isimlerden birisi. Başka isimler de var tabi aramızda. Tayfun Bey geçmiş dönemde Cumhuriyetçi Parti'den kongresmen adayıydı, milletvekili adayımızdı. Tabii ki burada şunu da belirtmek isterim. Bu hani debate'e geçmeden önce. Biz burada bir bütünüz toplum olarak. Hangi partiden olursa olsun. Yani bir milli maç gibi görüyoruz aynı zamanda bu seçimleri. Tayfun Bey de o zaman hep beraber her görüşten insan desteklemişti. Dolayısıyla aynı zamanda kendisi bir mimar. New Jersey eyaletinde şu anda Demokrat Parti'de Chatham bölgesinde seçim komite başkanı. Saygın Bey var. Connecticut'tan katılıyor aramıza. Evet. Kendisi bir şirket yöneticisi. Aynı zamanda Donald Trump'ın Orta Doğu Seçim Kurulu üyesi, yönetim kurulu üyesi. Hemen ona geçiyorum. Murat Bey var. Murat Güzel. Kendisi bir iş adamı olmasının yanında renkli kişiliğiyle tanınıyor. Washington'da lobicilik faaliyeti, onun dışında Demokrat Parti'de görevleri var. Bildiğimiz görevlerinden birisi, birçok şapkanız var ama Demokrat Parti Genel Merkezi'nde Finans Komite Başkanısınız etnik grupta. Benim gördüğüm kadarıyla aynı zamanda Bill Clinton'la hem Hillary Clinton'la aynı anda fotoğraf çektiren tek kişi herhalde. Güzel bir resminiz vardı Facebook'ta bile. Ve Dr. Halil Bey Massachusetts eyaletinden katılıyor. Murat Bey Pennsylvania eyaletinden katılmıştı aynı zamanda. Kendisi doktor ve Türk-Amerikan toplumu adına siyasi demeyelim ama Amerikan toplumunun, Türk-Amerikan toplumunun daha politikada aktif olması adına çalışmalarda bulunuyor. Bu anlamda görüşlerini, fikirlerini bizimle bu gece paylaşacak. Ben tekrardan Tayfun Bey'e dönmek istiyorum. Lütfen siz de kendinizi kısaca bize tanıtır mısınız? Yavaş yavaş ısınmış olalım bu şekliyle de. Tabii ki partinizden ve adaylık döneminizden de bahsederseniz seviniriz. Çok teşekkürler öncelikle. Turkish Gazete'nin bütün çalışanlarına, sizlere huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu düzenlediğiniz için. Umuyorum çok güzel bir tartışma ortamı olacak. Ben Tayfun Selen ismim. New Jersey'nin Chatham bölgesinde oturuyorum. Morris County, yani yaklaşık şöyle söyleyeyim 45 dakika batısında Manhattan'ın olan bir bölgedir. Republican bir bölge, ağırlıklı olan bir bölge. Ben geçen sene bu zamanlarda 3 Kasım'da benim seçimim vardı. Ben eyalet milletvekili adayıydım Cumhuriyetçi Parti'den. Seçimi kaybettim. Yalnız çok değişik, çok ilginç bir tecrübe oldu benim için. 2013 senesinde, yine ondan 2 sene önce yine aday olmuştum. O aday olduğum dönemde ön seçimi kazanamadım. Ön seçimi kaybetmiştim. Bir sene önce, yani o ilk deneyimimden 2 sene sonra aday oldum tekrar. Bu sefer ön seçimi kazandım. Genel seçimi kaybettim. Genel seçimi kaybettim derken 500 bin nüfusu olan bir bölge. Yalnız seçime katılım çok düşük olmuştu. Yaklaşık 30 bin kişi falan seçime katılmıştı. Ben 13 bin oy aldım. Rakibim 17 bin oy aldı. Yaklaşık 4 bine yakın oyla seçimi kaybettim. Dediğim gibi bir öğrenme tecrübesi oldu. Ve o gün bugündür içinden de çıkamadım işte.
Yani virüs bulaştı içimize, kanımıza ve bu işin içinden çıkamadık. Cumhuriyetçiyim. Cumhuriyetçi Parti'yi destekliyorum. Cumhuriyetçi Parti'nin seçimi kazanmasını ümit ediyorum. Türk toplumu ve Amerikan toplumu, genel Amerikan toplumu ve Türk-Amerikan toplumu için daha hayırlı olacağına inanıyorum. Sözü şimdilik arkadaşlar, evet, size gelebilirim. Teşekkür ediyoruz. Hemen diğer konumuza geçmeden önce altını çizelim. Dediniz ki 17 bin oyla rakibim kazandı. Ben de 14 bin oy aldım. Yani 3 bin oyluk bir fark var. Aslında yani bunu çok önemli. Yani Türk-Amerikan toplumuna aktarmak gerekiyor. Türkiye gibi değil. Türkiye'de çok büyük rakamlar belki gerekiyor bu barajları açmak için. Ama demek ki biz 3 bin tane daha Türk-Amerikan toplumu üyesini harekete geçirebilseydik. Ki New Jersey'de çok kalabalık nüfusumuz var. Bugün en azından kongrede bir tane milletvekilimiz olacaktı. Yani bunu görüyoruz. Fakat bu bir bayrak yarışı gibi, yani Abraham Lincoln'dan örnek alırsak, onun üzerinde yenilgisi ve yanılgısı olan bir lider ama en sonunda Amerikan başkanlığına kadar yükselmiş bir kişilik. Dolayısıyla eminim bir dahaki seçimde de şu an atlayamadığınız barajı atlayacaksınız. İnşallah sizi bir gün kongrede görmek üzere diyoruz. Çapraz gidelim, Murat Bey size dönelim. Murat Güzel, Demokrat Parti'de görevi olan bir kişi olarak bugün aramızdasınız. Demokrat Parti'yi destekliyorsunuz diye düşünüyorum. Ama daha önceden de Amerikan siyasetinde farklı alanlarda da, farklı gruplarda da, partilerde de bildiğim kadarıyla bir iş adamı olarak en azından destekleriniz var. Türk toplumu adına aktif birisiniz bu anlamda. Neler söyleyeceksiniz? Yani biraz da şu anlamda hem bir iş adamı olarak hem bir Türk-Amerikan toplumunun aktif üyesi olarak politikaya, Amerika'da Türklerin ne kadar yakın görüyorsunuz politik alanlarda, ne kadar aktif görüyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Tartışmaya geçmeden önce biraz bir resmi çizmek istiyorum ben açıkçası. Hani seçimi tartışacağız da kim kazansın, kime oy verilsin ama ondan önce Türkler oy veriyor mu? Şu an ne kadar aktifler? Bu işin yolları nasıl? İşte tabii ki vatandaş olan yüzdemiz de burada önemli rakam anlamında. Biraz bu altyapı konularında bizi bilgilendirirseniz daha sonra diğer sorularıma ben geçeceğim. Buyurun. Teşekkür ederim Cahit Bey. Ben önce Tayfun Seren kardeşimizden başlamak istiyorum. 3000 oyla kaybettim dedi. Tayfun kardeşimiz 3000 oyla kaybetmedi. O bütün kalplerimizdeki o yeri kazandı bir kere. Evet. Söylemek lazım. Evet. Niye bu çok önemli bir şey? Çünkü Türkler Amerika genelinde ekonomik olaraktan, entelektüel olaraktan, kültür olaraktan, eğitim olaraktan en yüksek grupların başında geliyor. Ama Amerika'daki hayatta etkin olma konusunda en diplerdeyiz yani. Ve bu anlamda Tayfun kardeşimiz bu konuda bir örnekliği teşkil ettiği için hem takdir ediyoruz hem de teşekkürlerimizi sunuyorum ben en azından Türk toplumu adına. Bu çok önemli bir şey. Söylediğiniz gibi Amerika'da gerçekten seçimler konusunda Türkler daha çok kendi durumlarını kurtarmakla, hayatta kalmak için, günü kurtarmak için uğraştıklarından ondan sonra etkin olmak gibi bir düşünceleri yok. Bu ciddi bir eksiklik yani. Bu demokrat olmaktan da, cumhuriyet olmaktan da çok daha önemli bir şey. Yani onu da bırakalım, Türk olmayı da bırakalım. Amerika'yı ayakta tutan seçmenler, onların seslerini yükseltmesi. Eğer siz Amerika'yı eleştiriyorsanız ya da Amerika'yı takdir ediyorsanız, sesinizi yükseltmiyorsanız bunun bir anlamı kalmıyor. Bu anlamda ben de çalışmalarımı yapıyorum. Benim için birinci derecede buradaki yaşayan insanların aktif olması gerekiyor. Bazen arkadaşlarımızdan duyuyoruz, işte ben Türkler için şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben buna çok katılmıyorum. Yani öncelikle biz Amerika'ya katkıda bulunmamız lazım. Yani artık dünya değişti yani. Siz kendi bu Amerika'ya düşünün ki başka bir ülkeden geldi, Türkiye birisi. Evet. Orada etkin olup kendi ülkesinde bir şeyler yararlar sağlamaya çalışıyor. Nasıl hissederiz yani? Tıpkı bunun gibi. Eğer biz gerçek anlamda burada yaşıyoruz, paramızı burada kazanıyoruz, bu topluma ciddi bir şekilde katkıda bulunursak, bu toplumumuzda sesimizi yükseltirsek, o zaman Türklere de faydamız olacaktır. Evet. Bir kere böyle bakmak lazım. Söz hakkımızda. Tabii olacaktır. Çok olacak. Benim çalışmalarım bu anlamda. Siz beni tanıtırken sağ ol, teşekkür ederim. Lobi dediniz. Ben lobici değilim. Orada kısa bir düzeltme yapayım. Peki. Ben bulunduğum yerlerde sesimizi yükselterekten bu ülkeye katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ama öz vatanımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Oralara da elimizden geldiği kadar katkıda bulunuyoruz. Bu daha çok işin mutfağında olan çalışmalar diyebiliriz yani. Lobi firmasından. Çünkü benim öyle bir özelliğim yok. Kendime gelince de ben Malatyalıyım. 30 senedir Amerika'da yaşıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla geldim. Master ve doktora için. Öğretimden sonra bir müddet akademik çalışma yaptım. Daha sonra kendi Amerikan firmalarında çalıştım elektronik sahasında. Evet, evet. Şimdi de kendi ticari firmalarım var.
şunu söyleyebilirim ki gerçekten benim buraya gelmeme, Amerika'ya gelmeme vesile olan devletimizin bana verdiği Milli Eğitim Bakanlığı borcudur. Benim babam işçiydi, rahmetli oldu. Ailemiz varlık bir aile değil. Ben bütün gelmemi oraya borçluyum yani. Evet. Dolayısıyla bizim gerçek anlamda Amerika'ya katkıda bulunaraktan aynı zamanda da bulunduğumuz, doğduğumuz vatanımız diyelim, yaşadığımız evet. vatanımız diyelim. Doğduğumuz vatana da yeri geldiğinde savunmak, ona zarar gelmesini engellemek. Bu da bizim görevlerimizden birisi. Yani bu da gayet Amerika'da da legal bir şey. Zaten bu anlamda da hani lobiden bahsederken evet. ben tabii evet. profesyonel olarak evet. lobicilik yapmak, bir lobi şirketi evet. kurmak ya da orada bir uzman olarak çalışmak evet. var. Bir de evet. Bir tarafımızla, yüreğimizin de bir tarafıyla evet. biz Türkiye'de kalbimiz atan evet. insanlarız. Bir taraftan da Amerikan vatandaşıyız. Bu anlamda ülkemizin de birer evet. gönüllü elçisi olma adına bu tarz faaliyetler evet. yapmamızda zaten hiçbir evet. sakınca da zaten yok. Aynı bu şekilde evet. hani ben birazcık daha vurgulayayım dedim. Tabii ki yeri geldim çünkü yani ben başkanla görüşebiliyorum, öteki insanlarla görüşebiliyoruz, önemli senatörlerle görüşüyoruz, Türkiye hakkında karar verici insanlarla görüşüyoruz. Sorduklarında ben her zaman için doğru olan şeyleri söylüyorum. Çünkü en önemli şey Türkiye'nin Amerika siyasetinde anlaşılamıyoruz, bilinmiyoruz. Evet. Bunu söylemek burada yaşayan her insanın hem Amerikan vatandaşı görevidir hem Türk vatandaşı görevidir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hemen Saygın Bey sizinle devam edelim. Evet. Connecticut eyaletinden geldiniz. Evet. Uzun bir yol. Teşekkür ederiz. Zahmet verdiniz. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Trump'ın Orta Doğu Seçim Yönetim Kurulu üyesi olarak söylemleriyle her zaman gündem olan bir adayınız var. Aynı zamanda da siz de bir Türk-Amerikan toplumun evet. üyesi olarak, Türkiye'nin vatandaşı olarak, aynı zamanda kültürel anlamda ve inanç anlamında da işte çok büyük oranda Müslüman olan bir ülkede Trump'ın da söylemleri ortadayken nasıl bir uyum sağlayabiliyorsunuz? Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? İki kısım olacak. Evet. İlk önce kendimi tanıtacağım. İki, evet. kutudaki büyük soru var. Sayın Trump'ın Müslümanlara bakış açısı. Çok güzel. Onu da cevaplamak istiyorum isterseniz. Tabii ki kesinlikle. Başlayalım. Kesinlikle. Tamam. Evet buyurun. Şimdi adım Sağ Saygın Şimşek. Sayın Trump'ın Ortadoğu masasında yönetim kurulundayım. Direkt baş danışmanlarından Velvet Ferris ile birlikte çalışıyorum. Geçenlerde bir yemeğimiz oldu. 17 Ekim'de Washington DC'de. Orada direkt kendisini başkanlık için desteklediğimizi açıkça bildirdik. Bu yemek American Middle Coalition for Trump'tan tarafından şey yapıldı. Evet. Bu genişletilmiş Orta Doğu bölgesinden Afrika'dan tutun Orta Doğu'ya, İran'dan tutun Azerbaycan'a kadar yetkililerin olduğu, büyükelçilerin katıldığı bir yemekti. Burada biz topluca Sayın Trump'a destek verdik. Şimdi özgeçmişe dönelim. Biz Sayın Trump'a desteklerken ilk önce bir Sayın Florida'da yaşayan Vedat Gürten Bey var. Onunla birlikte Secular Turks for Trump, layık Türkler Trump için evet. bir sayfa hazırladık. Evet. Kısa zamanda 50 kişilik olan bu sayfa şimdi 31 bin kişiyi geçmiştir. Haftalık ulaşımlarımız 18 milyon küsur kişiye ulaşmaktadır. Evet. Videolarımız 6 milyondan fazla kişi tarafından izlenmektedir. Biz Amerika'da Türkler olaraktan Cumhuriyetçi kısımda sosyal medyada adımızı duyurduk. Çünkü haftada böyle bir dönüşle herkes şimdi biliyorlar. Türklerin ismini geçiyor. Siyasette Türklerin ismi geçmektedir. Evet. Buna ek olaraktan direkt her hafta toplantılarımız var, ortak çalışmalarımız var. Konuya sonra geleceğim, tartışmanın ilerleyen sonuna doğru yaklaşan evet. kısımda bir konuda Sayın Trump'a özel bir mektup hazırladım. Bu ayrıca yayınlandı, hem de kendisi özel olarak iletildi. Onunla ilgili birkaç noktaya da sonradan değinmek tabii istiyorum. Ki, tabii ki, ilerleyen dönemde. Sayın Trump şunu belirtmek istiyordu. Kesinlikle Müslümanlara karşı değildir. Bu tamamen evet. bir algı politikasıdır. Sayın Trump suçlulara karşıdır ve kanunsuzluğa karşıdır. Nedenini söyleyeceğim. Evet. Sayın Trump diyor ki cihatçılığın ve radikal İslam terörünün yüksek olduğu yerlerde
ki insanları incelemeye alıp ondan sonra getirteceğim diyor. Aynı şeyi Güney Amerika'dan gelen Meksikalılara da yapacağını söylüyor. Çünkü oradan da çok büyük uyuşturucu trafiği gelmektedir. Evet. Bunun için önemli olan suçu engellemek olduğu için kendisi detaylı incelemeden son alacağız diyor. Zaten bakacak olursanız Bush zamanından, yönetiminden Trump yönetim yani Bush işte ağzıma geldi keşke. Bush yönetiminden sonra Obama yönetimine geçilince evet. Radikal İslam terörünü mağdurları 4 katından fazla artmıştır. Yani aslında %400 çok da görüldüğü gibi değil diyorsunuz diye. Yani. Onun için manzara. İnsanlık için ve suçun düşürülmesi için Sayın Trump'ın söylemlerine katılıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Bunu daha da açacağız tabii evet. İlerleyen dakikalarda. Evet, Halil Bey size de dönmek istiyorum. Son olarak doktorsunuz Massachusetts eyaletinde. Evet. Teşekkür ederiz öncelikle o kadar yol tepip buraya geldiğiniz için. Siz de Türk-Amerikan toplumun bir bireyi olarak, bu çalışmalarda bulunan bir kişi olarak nasıl bir manzara görüyorsunuz, neler yapıyorsunuz ve Türk toplumuna neler yapmasını tavsiye ediyorsunuz bu seçim döneminde? Öncelikle tabii kendinizden bahsederek lütfen. Öncelikle sözü bana verdiğiniz için ve beni buraya davet ettiğiniz için Türk İş Gazete'nin yöneticilerine, çalışanlarına ve sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. İsmim Halil Mutlu, aslen Rizeliyim. Doğumum ve İstanbul Kasımpaşalıyım. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Konya Tıp Fakültesi'ne girdim ve orada tıp eğitimi aldım. Ondan sonra kısa bir dönem mecbur hizmet yaptıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeyi şahsen karar verdim. Hiç kimsenin bir tepkisi olmadı. O sıralarda Türkiye'mizde maalesef hatırlarsınız işte 28 Şubat olayları dönüyordu, cereyan ediyordu. Türkiye'de ekonomi çok iyi değildi. Evet. Bu gibi bazı sebepler ve kişisel bazı tercihlerden dolayı. Mesela tıp fakültesindeyken hep şunu istemedim. Yani insana bir para kazanılacak materyal olarak, bir aracı olarak görmedim. Görmek de istemedim. O yüzden dünyada mesleğin para için yapılmadığını düşündüğüm bir yere gitmeyi hep 3. sınıftan beri kafamda canlı tutuyordum. O yüzden İngiltere'ye gitme gibi bir girişimim oldu 3. sınıftayken. Fakat rahmetli anam benim okumamda en büyük faktör olan kişidir. Onu hayırlı yad ediyorum. Makamı cennet olsun inşallah. Yani sakat haliyle beni Kabataş Erkek Lisesi'ne sokabilmek için defalarca Kasımpaşa'dan Ortaköy'e işte minibüs alıp Şişhane'ye, oradan Eminönü'ne otobüsle, Eminönü'nden Ortaköy'e gidip, okula gidip beni işte müdür yardımcılarıyla konuşarak okula sokmaya çalışmak için elinden geleni yapmıştır. O sakat haliyle, o sakat kalçalarıyla. Rize hanımlarını bilirsiniz. Çok evet. Çay toplamışlardır. Arazi çok engebelidir. O yüzden hepsinde bir kemik erimesi, kemik sertliği, o tür şeyler olur. Kemik erimesi güneşsizlikten dolayıdır, vitamin D eksikliği gibi. Onun çalışmalarıyla Kabataş Erkek Lisesi'ne girdim ve ondan sonra ben hiçbir kursa gitmeden yani dershaneye gitmeden üniversiteye ilk girişte girdim. Ondan sonra doktor olmanıza da herhalde biraz bu çok, duygular çok yönlendirdi sizi. Çok etkisi oldu tabii. Evet. İşte kısa bir dönemden sonra yani insana hizmet için rahmetli hanım hep derdi. İlk defa benim ağzımdan doktor olacağımı bir kulak enfeksiyonu olmuşum. Kule dibinde bir hastane var, Avusturya Hastanesi, St. George. Beni oraya götürmüştü. Orada bana kulak zarını yırtarak o iltihabı boşaltıyorlar. Meningotomi öyle bir şey yapmışlar galiba. Şimdi öyle düşünüyorum yani. Ağrım geçince ben çıkarken demişim ki anne ben doktor olacağım demişim. Ve o günden sonra hikayemi hiç değiştirmemişim. Böyle bir vesileyle yani insan hizmet etmek için evet. Gelmeyi düşündüğüm bir yerde İngiltere'ye annemin oluru olmadan, duası olmadan gitmeye çalıştığım için gidemediğimi düşünüyorum. O sene apandisit oldum. Yani başvurmuştum, vize
almıştım ama apandisit oldum, olmuş gidememiştim. Evet. Ondan sonra gel zaman git zaman işte mecbur hizmeti bitirdikten sonra o sıralarda rahmetli annem bu hayattan göçtü. Bir anda her şey böyle hizaya girdi, sanki bir şey benim buraya geliş sürecimi hızlandırdı. Evet. Buraya geldim, burada işte biliyorsunuz step 1, 2, 3 sözlü imtihanı İngilizcesi falan, buranın tıpta uzmanlık imtihanını aldıktan sonra burada University of Massachusetts Üniversitesi'nde oraya bağlı olan bir hastane, Berkshire Medical Center'da asistanlığımı bitirdim. Dahiliye uzmanıyım, Basset Medical Center. Şu anda yine University of Massachusetts'in eğitim hastanelerinden, evet, kampüslerinden bir tanesi. Orada attending physician olarak, dahiliye uzmanı olarak çalışıyorum. Öğrenciler geliyor, asistanlar geliyor. Sürekli canlı tutan bir meslek. Mesleğimi zevkle yapıyorum. Evet. Bu vesileyle yani politikacıları da kendi mesleklerini yaparlarken, yani politikaya atıldıklarını da böyle bir zevkle yapmaları gerektiğine de inanıyorum. Şimdi ben Tayfun Bey'e teşekkür ediyorum. Tayfun Bey'e soracağız yani, onu. Çok teşekkür evet. ediyorum. Yani bu işe girip adaylığı sürecinden geçip aday olup, yani ben de kesinlikle kaybettiğine inanmıyorum. Tayfun Bey bizim gönlümüzde bu seçimi kazanmış kişidir. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Türk toplumuna böyle bir önderlik ettiği için. Evet. Aynı şekilde Murat Güzel Beyefendi kendisinin de yani gece gündüz sürekli koşturarak Demokrat Parti'nin olsun, Cumhuriyet Parti'nin olsun arkadaşlıklar edinmek üzere giriştiği bazı girişimler, çalışmalar, koşturmacılar var. Bu işler hep arkadaşlıklar üzerinden yürüyor. Kesinlikle. Bu çabalar da yani, çok değerli bizim için hangi taraftan olursa evet. olsun. Çünkü neticede katkı Türk-Amerikan toplumuna evet. olacak. Ben bir konuda bir şey tabii bahsetmek istiyorum. Tabii ki buyurun. Evet size dönüyordum şimdi, zaten. Buyurun. İlginç bir şey bu. Tecrübem oldu. Seçim kampanyasındayız. 2015 sene, 2014'ün sonları falan. Bir Türk gazeteci hanım geldi. İşte bu seçim kampanyasıyla ilgili haber yapıyor falan. İşte Tayfun Bey nasıl gidiyor seçim? İşte iyi gidiyor dedim. İşte Türk var mı falan bölgenizde? İşte Türk fazla bölgemizde yok. Ama hani Türkiye, bütün Amerika genelinde Türkler maddi yardım yapabilirler. Kampanyayı güçlendirebiliriz falan. Hanımefendi bana bir fikir verdi. Dedi ki Tayfun Bey dedi, Murat Güzel'i tanıyor musunuz? Tanımıyorum dedim. Murat Güzel dedi, Amerika dedi, çok kuvvetli dedi, Demokrat Parti dedi, çok tanıdıkları var dedi, çok işte dedi, size yardımı olabilir diye düşünüyorum dedi. Tamam dedim, yazdım ismini Murat Güzel diye bir kenara, 2 sene falan oldu. Ertesi gün aradım, not bıraktım, Murat Güzel iş adamı falan, yani biz orada şimdi bir politikacı olarak arıyoruz, kesin dedim. Ya bizi geri aramaz, ya telefonu açmaz, işte bir politikacı arıyor, kesin para isteyecektir. Neyse, e-mail attım falan, buldum e-maili. Bir yandan da korkuyorum, yani ne diyecek şimdi, tanışmıyoruz da. Kendisine seçim kampanyamla ilgili bilgi vereceğim. Önerisi varsa alacağım. Tabii işin aslı, nasıl yardım edebilir bize Murat Bey, eder mi? Neyse, bir iki gün sonra telefon çaldı, e-mail geldi falan. Murat Bey geri döndü bize. Şimdi, ben araştırdım tabii. Murat Güzel, Barack Obama'nın başkanlık adaylığında seçildiği zaman, hani nasıl ön seçimler yapılıyor falan filan, evet. ama en son kurultaya gidiyorsunuz, o ön seçim delegeleri kurultayda seçiyor. Kurultay delegesi, Barack Obama'yı seçmiş kurultay delegelerinden bir tanesi. Yani ben Republican Parti'den, tam tersinden Cumhuriyetçi Parti'den alayım, bize dedim hayatta şey yapmaz. Murat Bey'le ilk konuştum, Tayfuncuğum ne gerekiyorsa yapalım. Nasıl yardımcı olabiliriz? Dedi, ben çok sevindim o anda. Yani çok mutlu oldum. İşte dediği gibi Murat Bey kendisi bahsetti. Yani hangi partiden olursa olsun Türklerin burada politikaya girmesi çok önemli. O bakımdan kendisine burada da teşekkür ediyorum. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Malatyalıyım dedi. Ben o duygunun nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. Çünkü ben de Malatyalıyım. Tam soracaktım. Hatta o gün röportaj yapan Türk hanımefendi, gazeteci hanımefendi de Malatyalı.
O da hatta dedi ya Malatyalılar dedi sarmış dedi burayı dedi politikayı dedi Amerika'da. Neyse yani öyle bir anım oldu onu bahsetmek istedim. Evet. Bir de Rizeliler de. Rizeliler tamam tabii, onları ekleme yapabilirim. Tabii ne demek buyurun. Şimdi kendimi tanıtık yani bazı şeylerden kısa geçtim bahsetmedim. Tabii buyurun. İlk önce burada tabii Turkish Channel ve izleyicilere çok teşekkür ediyoruz bu imkanı verdikleri için. İkinci olarak da ben Aslanköylü Mersinliyim. Yörüğüm, yörüğüm yani. Evet. Gajar Türklerinden gelmekteyim. Bizim ailemizde benim dedem dağda çobanken babasına ters düşüp köyün üstüne gidip oradan köyüne milletvekili olarak dönmüş bir insandı. Benim babam Soyer Şimşek Mersin'deki Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu başkanıdır. Biz buraya, ben 1999'da geldim. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra evet. Burada University of Hartford'da yüksek lisansımı yaptım. O zamanlarda ilginçti, Türkiye'nin yani buradaki temsilcilerinden birisi Ali Çınar'la biz yakın arkadaştık. Evet, Connecticut'ta. Yani o da 99'da gelmişti. Ondan sonra Ali ile birlikte hatta eskiden ailece falan da görüşürdük kendisi buraya taşınmadan önce. Burada görüyorum ki hepimiz burada küçük bir komiteyiz esasında. Ne yazık ki Türkler olaraktan yeterince politikaya da aktif değiliz. Burada da hepimizin girmesi gerektiğini düşünüyorum. Tayfun Bey siz yüreklerde kazandınız. Sizler Murat Bey, Halil Bey politikada aktifsiniz. Hepimiz aktif olalım. Farklı yerlerde olabiliriz. Önemli değil. Önemli olan aktif olup Türkler olaraktan sesimizi ve etkinliğimizi göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Onun için herkesi burada mümkün olduğunca tabii güncel yaşamın koşturması var. Biraz Amerika'daki politik ve sosyal aktivitelerde daha aktif olmalarını ve aktif olan insanlara da daha fazla destek vermelerini istiyorum. Evet. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, ilk bölümde tanışma oldu ve karşılıklı övgüler. Ben çok mutlu oldum. Hani bazen nasıl bir program yaşayacağınızı bilemiyorsunuz. Güzel başladık. İnşallah böyle devam eder. Her ne taraftan olursa olsun. Çünkü gönlümüz bir tarafta aslında. Kendi insanımızla ilgili aynı zamanda onların da kaderini etkileyecek, buradaki yaşam standardını etkileyecek bir olaydan bahsediyoruz çünkü. Sarı, kırmızı, lacivert fark etmez. Hepsi bizim için aslında bir taraftan da kırmızı beyaz renkler. Dolayısıyla ikinci bölümde, bir sonraki bölümde yavaş yavaş ısınma turlarını geçerek daha ciddi konulara ve daha ağır konulara yönelmeye çalışacağız. Turkish Channel'da bizleri izlemeye devam edin diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Teşekkürler. Ben Türkan. She's my mom. Amerika'da en çok Türk restoranının bulunduğu eyalette yaşıyorum. New Jersey. Bugüne kadar tam 257 Türk restoranına gittim. I think it's more than that, mom. Son zamanlarda soluğu sadece yeni açılan Beyoğlu'nda alıyoruz. I love this place. İskender kebabını sanki Cliffside Park'ta değil, Bursa'da yiyoruz. Ya Kayseri mantısını ne demeli? Kahvesi de İstanbul tadında. I know Istanbul. Şimdi İstanbul'da olmak vardı diyorsanız mutlaka Beyoğlu'na uğrayın. You better listen to my mom. Toros Restoran sizlerden aldığı destekle gelişmeye devam ediyor. Gurme menüsü, mükemmel servisi ve hepinizin bildiği rahat ortamıyla sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Harrison, Clifton ve New Milford'da Türk mutfağının en zengin sofraları. Toros Restoran.
Evet sevgili seyirciler, Türk Amerikan toplumu olarak seçim nabzını tutmaya çalışıyoruz. Turkish Channel'da konuklarımızla birlikteyiz. Aynı zamanda hatırlatmak isterim, birinci bölümde değinmedim ama bu program aynı zamanda Türk Amerikan Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı olarak da moderatörlüğünü yapıyorum. İsmim Cahit Oktay. Tamca olarak da Amerika'daki seçimlerle yakından ilgileniyoruz. Biz Türk-Amerikan gazetecileri olarak da, çünkü burada birinci amacımız yine Türk-Amerikan toplumunun değerlerini önemsemek, onların dertlerini, sıkıntılarını burada mümkün olduğunca giderme yönünde haberleştirmek konuları ve tabii ki onları haberdar etmek bu tarz gelişmelerden. Bu anlamda Turkish Channel ve Tamca ortaklığında gerçekleştirilen bu programda dediğim gibi toplumumuzun ve Amerikan seçiminin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Birinci bölümde kısaca tanışmış olduk. Ben konuklarımı tanıştırmış oldum. Aynı zamanda kısa konulara girmiş olduk ama şimdi dar alanda kısa paslaşmalar asıl yeni başlıyor diyelim. Biraz ısıtalım, biraz heyecanlandıralım. Çünkü gerçekten heyecanlı bir kulvardayız. Önümüzde çok kısa günler kaldı. 8 Kasım'da tabiri caizse dananın kuyruğu kopacak. Demokratlar mı, cumhuriyetçiler mi yola devam edecek? Hatta şuradan da başlamak istiyorum. Şimdi demokratlar mı, cumhuriyetçiler mi diyoruz hep ama aslında başka partiler de var. Fakat hani Galata şimdi iki parti ön planda gözüküyor. Çay partimiz var, özgürlükçüler var, başka partiler de var. Bu anlamda bu ikili tandem sistem gibi gözükmesinin sebebi mi? Çok mu küçük olması diğer partilerin oy oranlarının? Tayfun Bey, genelde de değil, Amerika'da herhalde bugüne kadar sadece demokratlar ve cumhuriyetçiler kazanıyor seçimleri. Buna rağmen yalnız diğer partilerde bitmiyor. Aslında farklı gruplar da var. Bunların etkisi Amerikan seçimlerinde, Amerikan siyasetinde, politikasında ağırlığı nedir bu tarz grupların? Yani ben fazla etkili olduklarını zannetmiyorum. Bundan önce bir Ross Perot vardı. Bu işte evet. Yaklaşık 20 sene falan önce. O bir %17 civarında falan oy almıştı zannediyorum. Yanlış olabilir ama yani o civarda. Şimdi şu anda yine Gary Johnson o Libertarian Parti'den ve Jill Stein Yeşiller Partisi'nden. Yani onlar %9 evet. Bir tanesi, bir tanesi %3 falan civarı. Tabii seçim yaklaştıkça, şimdi önümüzde 7-6 gün kaldı, evet. Onlar küçülüyor da. Yani bir ay önce 15'e 6 idi falan diyelim. Şimdi 10'a 3 işte azalıyor, iyice küçülecek, gidecek. Fazla belirleyici faktör olduğuna inanmıyorum. Fakat şu var, onların artışının sebebi hali hazırdaki partilerin, hali hazırdaki alternatiflerin kötü olmasından dolayı. Böyle bir arayış oluyor. Değişim aranıyor. Değişimin artık nereye giriyorsun, değişiklik nerede var? Libertarian Parti'ye gidiyorsun, evet. Ya da Jill Stein'e gidiyorsun falan. Ama daha sonra herhalde insanlar daha çok düşündükçe seçmenler diyor ki ben şimdi o partiye verirsem cumhuriyetçi ya da demokrat biri seçilecek ve benim o seçimde bir katkım olmayacak. Evet. Yani sesim duyulmayacak falan derken işte ondan dolayı da küçülüyor. Yani ben fazla bir etkileri olduğuna inanmıyorum. İşte bu Amerika'daki iki partili sistemin oturmuş olmasından kaynaklanıyor. Evet. Çok büyük takım, organizasyon, bütçe meselesi, yeni bir partinin doğması, yeni bir fikrin doğması. Zaten partiler içinde kanatlar var. O kanatlar o yeni doğabilecek bütün fikirleri bence cover ediyorlar. Benim fikrim bu. Yeterli diyorsunuz aslında iki parti. Evet. Saygın Bey, siz birinci bölümde biraz böyle atlayarak gitmek istiyorum. Böyle klişe olabilecek bir cümle söylediniz. Ekranlardan duyduğumuz kadarıyla Trump'ı Amerika'daki Türk toplumu ya da biz Türkiye'nin gözünden de bakalım biraz meseleye. İşte Amerika'da Müslümanları istemeyen Orta Doğulları da belki katabiliriz buna. Göçmenleri diyebiliriz, daha genişletebiliriz. İstemeyen başkan adayı gibi görüyor. Siz aslında konunun böyle olmadığını söylüyorsunuz. Evet. Bu konuda ispatlarınız da var. Böyle hızlı bir şekilde bu konuya girebiliriz. Belki buna itirazlar gelebilir. Kardeşlerden bakışlar gelebilir. Bu şekilde devam edelim istiyorum. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. Daha önce belirttiğim üzere Sayın Trump'ın herhangi bir dine, ırka karşı bir tavrı yoktur. Biz orada 30 küsur ülkenin insanların temsilcileri olarak da 17 Ekim'de destek verdik. Hatta İran'dan bir imam da çıktı, konuşma yaptı. Ne yazık ki kardeşi IŞİD tarafından kaçırılmış durumda şimdi. Size şunu söyleyeceğim.
Sayın Trump'ın Müslümanlara veya Meksikalılara ya da ırka karşı herhangi bir şeyi yoktur. Evet. Sayın Trump'ın söylemleri şudur, suça karşıdır, asayiştir. İngilizce olaraktan konuşmalarında law and order der. Law and order nedir? Kanun ve adalet. Ben kanun ve adalet istiyorum diyor. Evet. Yani aynı şey, şimdi sonuçta şöyle bir şey diyeceğim. Ne dedi? Meksikalıları duvar öreceğim dedi. Yasal olaraktan gelmesinler çünkü uyuşturucu getiriyorlar dedi. E bunların çoğu Katolik. O zaman biz Trump'a Katoliklere de karşı mı diyeceğiz? Hayır. Diyemeyiz. Evet. Yani böyle bir şey yok. Aksine suç. Eğer siz bu ülkeye gelip yasa dışı yollardan gelip veya denetimden geçmeden gelip suç işliyorsanız bu önlenmelidir. Bu normaldir. Şimdi size bir örnek vereceğim. Türkiye'de biz kapılarımızı sonuna kadar açtık. Suriyeli mültecileri aldık. Ondan sonra Türkiye'deki IŞİD terörünü önüne geçebildik mi? Binlerce insanımızın canı yanmadı mı? Yandı. Biz bunu Amerika'da istemiyoruz. Amerika'da da aynısı olmadı mı? Oldu. İnsanların canı yanmadı mı? Yandı. Biz bunu istemiyoruz. Denetim olsun. Esasında normal, yani kanunlar uygulansa zaten, yürürlükteki kanunlar uygulansa zaten Sayın Trump'ın dediğine geliyor. Evet. Onun için bu tip şeylerde, yani ben o medyanın direkt finans sektörünün, finans kartelinin elindeki olan medyanın direkt algı operasyonu olarak görüyorum. Bunu bir algı operasyonu diyorsunuz. Trump evet. Da kendisi zaten buna bir açıklama getirmişti bir evet. Programda. Cumhuriyetçi adaylığı netleştikten sonra. Evet. Ben Murat Bey'e dönmek istiyorum. Murat Bey, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Demokrat Parti bu argümanı oldukça fazla kullandı. Hatta kullanmaya da devam ediyor. Geçen hafta Hillary Clinton'ın Carolina'da bir debate konuşmasını ben izlemiştim. Michelle Obama da eşlik etmişti. Orada da mesela Afrikalı bir adapt edilmiş, evlatlık edilmiş bir çocuğun şu an 10 yaşına geldiğini, Amerika'nın dışında aslında bir ülke görmediğini fakat Afrika'da geldiği ülkeden ailesinden dolayı da bir Müslüman kökeni olduğunu söylemişti. Hatta bu çocuğun nasıl bir suçu var da sınır dışı edilecek Trump seçilirse gibi bir söylemle de kendisine oy toplama kaygısı gidiyordu. Bu söylemi kullanıyor. Tabii ki haklı olarak kullanıyor kendi açısından. Bu konuda siz nasıl görüyorsunuz? Ya da Trump'ın söylemleri açısından cumhuriyetçi adaylığının netleşmesinden önceki ve sonraki döneminde de bu anlamda bir sertlik, yumuşaklık anlamında bir değişim görüyor musunuz? Evet, teşekkür ederim. Önce sıramı bekliyorum tabii. Tabii ben bu kadar samimi işten konuşacağını düşünmemiştim. Ben gerçekten teşekkür ederim ve duygulandım. Hatta kendimi suçlu hissettim. Keşke daha fazla destek verseydik diye. Gelip kampanyasında bile çalışsak iyi olurdu. Şimdi benim için şunu net olarak söylemek istiyorum. Ben bir aktivistim. İnsanlar için. Kendimi öyle görüyorum. Evet. Cumhuriyetçilerden de çok iyi tanıdım. İlişkilerim çok iyi oldu. Senatörler ve kongreler. Daha geçen gün, geçen hafta Perşembe günü Allentown'dayım ben. Pensilvanya'da yaşıyorum. Evet. Oraya gelen bir senatörle 1,5 saat kahvaltı yaptık. Aramıştı. Ben geliyorum seçime katkı için. Onunla görüştük. Görüştüğüm insanlar da var. Evet. Bunların seçim kampanyalarına bağışta bulunduğum insanlar var. Evet. Ama çoğunlukla ben daha çok demokratlarla anlaşıyorum. Gerçi biz Türk toplumunun bir özelliği var. Mesela biz ailelerimize düşkün insanlarız. Belli değerlerimiz var. Biz bu açıdan aslında republikanız, cumhuriyetçiyiz yani. Ama bir taraftan da mesela özgürlüklere gelince de, liberalliğe gelince de liberallik evet. Bir yönümüz de var. Yani aslında bizim mayamız, genelde Türklerim, cumhuriyetçilerle demokratlara böyle tam ikisinin ortak işliği yer desek doğru olabilir. Uçlar evet. Da vardır. Evet. Bu konu çok önemli. Bunu ben ayrıca açacağım zaten. Evet. Herkese de bunu yani, sormak dolayısıyla istiyorum. Dolayısıyla yani mutlak olaraktan yani bir Türkiye'de biliyorsunuz benim babam rahmetli oldu. Ömür boyu yani son zamanlara kadar hep CHP'liydi. CHP'ye oy verdi yani. Onun için İnönü'ydü yani. Evet. Şeyler kadar. Bizde böyle bir şey var sürekli. Amerika'da ben şunu öğrendim. Aslında bizim adaylarla gitmemiz lazım. Partiyle değil yani. Çünkü ben partiyle gitsem bugün Selen Bey'e ben şey etmemem lazımdı. Destekçi olmam lazımdı. Amerika'daki evet. Diğer cumhuriyetçilerle görüşmem lazım. Ama başkanlık seçimlerine gelince maalesef iki partinin de birer aday olduğu için orada ya cumhuriyetçi ya demokrat olmak zorundasın. Evet. Ama diğer şekillerde olmak zorunda değilsin. İkinci bir şey, teşekkür ederim saygın kardeşimize de.
Başında daha programa başlamadan dedi ki bak dedi Hillary Clinton'a ilgili bir şey söylersen dedi bu sizin şahsınıza değil dedi. Bu kibarlığına teşekkür ediyorum yani sağ olsun. Bu doğru bir şey yani. Şimdi evet. Biz burada tartıştığımızda meseleleri kişilere indirmiyoruz. Onun şahsıyla ilgilendirmiyoruz. Tabii ki. Ve ben kendisini aslında herkesin önünde burada tebrik etmek istiyorum. Sağ olun. Çünkü neticede Cumhuriyetçi Parti, Trump benim desteğimi alan birisi değil. Ama Cumhuriyetçi Parti, Amerika'da bir politika içinde olduğu için takdir ediyorum yani. Bunu söylemem lazım. Sağ olun. Ama bu şuna engel değil. Trump hakkındaki düşüncelerimi söylemem engel değil. Şimdi onları söyleyeceğim tabii yani. Tabii ki, tabii ki. Lütfen. Biz medenince burada konuşacağız. Evet. Ben Amerika'da şunu öğrendim. Gerçekten asıl olan insani değerler. Yani insanların inancı, din inancı kendisine aittir. Benim ateist dostlarım var, Amerikalı dostlarım var, Hristiyan dostlarım var, Yahudi dostlarım var. Mesele din meselesi değil. Mesele insani açıdan bu topluma, Amerikan toplumuna biz nasıl verebiliriz? Dünyayı yöneten kim? Amerika. Amerika'yı yöneten kim? İnsanlar, o veren insanlar. Evet. İş adamları, politikacılar. Dolayısıyla biz burada aktif olabilirsek dünyanın yönetilmesinde daha doğrularımızın hakim olmasını sağlayabiliriz. Benim dayandığım, çıktığım nokta bu. Bu anlamda ama bu sefer Cumhuriyetçilerden desteklerim olsa bile Demokrat Parti'de daha çok yer bulduğumuz için onlar daha açıklar özgürlüklere, evet. Yabancılara daha açıklar. Bu yüzden belki burada daha çok çalışıyoruz bir sebebi de ama dediğim gibi illa şu parti ya da bu parti değil ama Demokratlar daha çok çalışıyorum. Şimdi Trump'a gelecek olursak ben saygın kardeşimin önce bir cümlesini reddettiğimi söylemek istiyorum yani. Tabii bu anlayış içerisinde. Tabii ki, lütfen. Şöyle bir ifade kullandı. Trump dedi, radikal İslamik terörizme karşı dedi. Bunu şiddetle eleştiriyorum bu cümleyi. Şu açıdan dolayı. Dinlerin Hristiyan terörist diye bir şey var mı? Budist terörist duydunuz mu? Yahudi terörist duydunuz mu? Bir kere teröristle din kelimesini kullanmamak lazım. Radikal insanlar vardır ya da ters insanlar vardır. IŞİD'i görüyorsunuz, dünyanın başına IŞİD böyle olmuştur. IŞİD'i tarif ederken bunu dinle tanımlamak doğru değil. O insanlar kendisini tanımlayabilir. Mesela Hristiyandı Timmy Wakefield Oklahoma'da yüzlerce insan ölümüne sebep oldu. Kimse ona Hristiyan terörist demedi yani. Buna karşı çıkıyorum. Ama tabii ki Orta Doğu'da bir şiddet var. Evet. Ve bu şiddetin niye ortaya çıktı, bu insanların çıktığını ben burada tahlil yapacak değilim. Bunlar zaten Müslümanları temsil etmeyen insanlardır bir kere. Ben burada İslam'ı savunmak için bulunmuyorum. Evet. Biz burada siyaseti konuşuyoruz. Evet. Ama terörist insanların yanına İslam kelimesinin konulmasında şiddete rahatsız olurum. Evet. Aynı şekilde birisi terörizmin yanına Yahudiliği koyduğunda, Hristiyanlığı koyduğunda ondan da rahatsız olurum. Onu söylemek istiyorum. Evet. Şeye gelince saygın kardeşimizin tabii düşüncelere saygı duyuyorum. Ben de evet. Fikirlerimi söylüyorum. Dedi ki Trump dedi, yani dedim ya başında ben kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Cumhuriyetçi görev aldığı için Trump'ı da destekledim. Çünkü o da adaylardan birisi ama bazı yönlerden dolayı ben Trump'ı en azından rahatsızım. Bir tanesi kendisini söyledi, Müslümanlarla ilgili. O Müslümanlara karşı değil dedi. Bazı şeyde bazen böyle şeyler söylüyor ama bütün söylemleri, bütün yaptıkları şiddetli bir şekilde Müslümanlara karşı bir nefret içeriyor. Bakın burada ben notlarım var, aldım hemen. En azından dediği şey şu. Kesinlikle şunu söyledi, Amerika'ya gelecek adı Müslüman olan herkesi track edeceğiz dedi. Ayrım yapmadı ben suçları. Herkes, Amerikan vatandaşı olan da dahil, hepsini aynı bu sözleri burada yazıyor. Propose a create a database system to track Muslim in the US. Bunu defalarca söyledi adam. Ve bundan da vazgeçmiş değil. İkincisi, her bir Müslümanın call for a ban on Muslim entering the US. Amerika'ya girecek, isterse vatandaş olsun onların girme, yani bir onları takip edecek, girmelerini de engelleyecek geçici olaraktan bir çözüm bulunacağı kadar. Bunları söyledi. Bunlar tamamen Müslüman düşmanlığı bunu yaptığı yani. Ondan sonra diğer bir şey, biliyorsunuz şeyleri, işte Orta Doğu'daki savaşanlardan Amerikalı komandörler dedi ki, o İslamik teröristleri dedi şey saldırırken kurşunları dedi domuz kanına bulaşmış kurşunlarla vurmalarını tavsiye etti. Evet. Bunlar hep nefret söylemleridir. Yani bir başkana yakışacak şeyler değildir yani. Tabii ki IŞİD'e gitsin, bunları yapanların üzerine gitsin. Evet. Ben bunları savunmuyorum, yanlış anlamayın yani. Evet. Ondan sonra Nijöz'de utanmadan yalan söyledi. Ciddi bir şekilde bunu herkes ortaya çıkardı. İşte kuleler yıkıldığı zaman binlerce, yani yüzlerce de demedi, binlerce insan öbür taraftan sevinç çığlıkları atmış. Bunun herkes yalan olduğunu ortaya çıkardı yani. Şimdi ben Trump'a kızmıyorum aslında. Amerikan sistemine kızıyorum bundan dolayı. Çünkü Trump, Amerika gerçekten kuruluş değerleri, Amerika'nın işte 250 sene önce kuruluşlu değerleri, birazcık uzatacağım ama toparlayacağım yani. Evet. Gerçekten evrensel insani prensiplere göre kurulmuş. Ama daha şu an geldiğimiz durumda gerçekten Amerika'daki
vatandaşların büyük bir çoğu frustrate olmuş, yani artık usanmış, evet, mevcut establishment'den. Mesela Börün'ün ortaya çıkması establishment'e karşı olmak, Demokrat Parti içinde çıkan bir şey. Evet. Trump'a insanların destek görmesi Amerika'daki olan sıkıntılardan dolayı. Trump çok iyi bir tüccar. Tezgahını nereye açacağını çok iyi bilir. Ondan sonra açtığı tezgahta da Hillary'nin de tabii bir sürü eksikleri, hataları var. Yani ben onu tabii söylemiyorum. Bunları da konuşacağız. Tabii konuşacağız. Burada toparlanmamız lazım. Tabii. Tabii. Yani neticede Amerika'daki bu boşluğu görüyor. İnsanlarda bir frustration var. İnsanlarda bir gerginlik var. Bunu kullanıyor ve onlara söylüyor. Bazı insanlar Amerika'da Müslümanları istemiyor. Bu açık yani. Bazı insanlar Meksikalıları istemiyor. Bazı insanlar bunlar. Evet. Onların hoşuna gidecek ne söylem varsa bunları yapıyor. Yani bunları inansa da söylese yine yanmayacağım yani. Ama çok kötü bir simsar, tüccar simsarlığıyla, evet, ben bunları söylediğini düşünüyorum. Yani politikasını yapsın. Mesela işçilerde konuşsun, ekonomide konuşsun, bunlarda, evet, konuşsun. Destekleyelim, söyleyelim. Evet. Ama bunları Meksikalılar üzerinden, Müslümanlar üzerinden konuşması çok çirkin bir şey. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bu şeyde şehit olan bir Müslüman var. Yani daha doğrusu orada öldürülen bir Müslüman var Irak'ta. Evet. Ve biliyorsunuz babası bunun televizyona çıktı bu. Annesi konuşamadı duygulandan. Babası konuştu. Alçakça ona saldırdı, dedi ki o kadına dedi konuşma hakkı verilmediği için konuşamadı dedi. Bir şeyi de darbeyi de onlar vurdu. Yani Trump bunu kadınlara karşı yaptı. Diğerlerine yaptı. Evet. Ben anlıyorum. Toplumdaki frustration ifade için yapıyor ama bunları bir kenara koysa güzelce noktalar alsa, ekonomi noktasındaki iç dış politika, iç, evet, politika çok daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben, evet, onun Müslümanlara karşı olmadığı şeyine katılmıyorum. Peki, çok teşekkürler. Ben sıcağı sıcağına saygıma dönmek istiyorum. Belki Tayfun Bey de, evet, cevap vermek isteyecektir bazı şeylere. Ama şöyle bir hemen şöyle cümle cümle bir iki not aldım. Onları da seyircilerimize aktaralım ki hani bu uzun konuşmanın bir özeti olsun ve Saygın Bey'den bunların cevabını isteyelim. Trump'la ilgili diyorsunuz ki aslında hani İslam'la terörizm kelimelerini yan yana koyuyor. Bundan rahatsızız. Dolayısıyla bu anlamda bir İslam'a karşıtlığını olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Müslümanların, ismi Müslüman olanların Amerika'ya girişte trak edilmesi söz konusu. Yani takibe alınması söz konusu var bu dini özgürlüklere. Bunu yaparken de ayırt etmiyor. Kriminal diye ayırt etmiyor söylediğinde. Evet, evet. Buna karşı cevap hakkını zaten size vereceğim. Bunun dışında işte domuz yağlı kurşun gibi bir domuz kanlı örnek, domuz kanlı bir kurşun gibi. Siz buralardan anladığınız ve demokratların anladığı tabii ki böyle bir ayrımcılık yaptığı konusunda siz fikir birliğindesiniz. Bir de ne dediniz? Amerikan prensiplerine özgürlükler bağlamında da, hak ve eşitlik bağlamında da bunun ters düştüğünü söylüyorsunuz. Trump'ın bu tavırlarının. Bir de ne demiştiniz? Bunu da bunlara yapmasının tek sebebi de, evet, bence bir tüccar simsarlığıyla markette hareketli olan şey ne, değer gören şey ne, yani, Amerikan halkının rahatsız olduğu noktalar ne, ki ben de o konularda rahatsızım, onlardan prim yapmaya çalışıyor. Yani kendi tabanını toparlama adına bunları, evet, kullandığını düşünüyorsun. Evet, evet. Saygım. Şimdi şöyle başlayacağım madde madde. Tabii. Çok şey var. Özellikle ben de hani şey yaptım ki lütfen, evet, kısa kısa olsun. Kısa kısa. Çok bir şey diyeceğim. Açmamıza gerek şimdi, yok. Şimdi birincisi. Evet. Murat Bey'e şu yönde katılıyorum. Amerika halkı son zamanlarda, uzun zamandır, özellikle Baba Bush'tan beri gelen evrensel elitçilerin yönetiminden, establishment'tan bıkmıştır. İsyan noktasındadır. Evet. Amerika'daki olay şudur. Cumhuriyetçi Parti'de bir devrim yapılmıştır. Ulusalcılar Trump'ın etrafında toplanmıştır. Bush ailesi diskalifiye edilmiştir. Şimdi Bush ailesi zaten Clinton ailesine destek vermektedir. Bu da medyaya çıkmıştır. Şu an diyorsunuz. Tabii ki. Evrensel elitçiler şimdi Clinton'a destek vermektedir. Onun etrafında toplanmıştır. Bunun da en büyük arkasında finans karteli vardır. Londra bankacıları vardır. Evet. Bunu söylüyorum. Evet. İkinci olarak da bunun için şimdi Amerika'da devrim yaşanmaktadır. Yani Türkiye'de açarsak siz şuna inanıyorsunuz, inanıyor musunuz yani? Çünkü başka söylemler, evet, de var anlamda. Amerika'da aslında bir elit yönetimin, bir akraba grubunun, evet, bayrak değişimi gibi Amerika'yı yönettiği iddiaları var. Siz de, evet, bu konuda katılıyorum. Katılıyorsunuz. Şimdi onun için, evet, bir değişiklik lazım. Cumhuriyetçi Parti'de demokratik yollarla bir devrim yapıldı. Sayın Trump geldi. Bush ailesi uzaklaştırıldı. Evet. Demokrat Parti'de ise aynı devrim Bernie Sanders'la yapılmak istendi. Fakat ne yazık ki bazı şaibeli duyumlardan dolayı olmadığı söyleniyor.
Bu sadece medyanın şeyini bilmiyoruz. Geçerliliğini tam bilemeyiz tabii ki. Evet. Ama orada da bir değişiklik isteniyordu. Bu değişiklik olmayınca ne oldu? Cumhuriyetçi Parti'den ki olan evrensel iletişimler ve neokanlar direkt Hillary'nin etrafında toplanmaya başlamıştı. Şimdi ikinci olarak da şunu söyleyeceğim. Sayın Obama ve Sayın Hillary'nin yönetimleri zamanında birçok Müslümanın hayatı çok olumsuz etkilenmişti. Belki %80, belki %90. Ben bunu sadece Türkiye'ye söylemiyorum, Orta Doğu söylemiyordum. Afrika'da vardı. Genişletilmiş Orta Doğu'da vardı, Orta Asya'da vardı. Herkesin hayatı etkilenmişti. Yüz binlerce Müslüman ölmüştü. Acı çekmişti. Evet. IŞİD on binlerce Müslümanı katletmişti. Azınlıkları da katletmişti. Ne yazık ki bizim olduğumuz bölge nasıldı? Etnik, dini ve inanış bakımından büyük bir zenginliğe sahipti. Evet. Oradaki insanlar bir harmoni içindeydi. O bozulmuştu. Birçok insan acı çekmişti. Azınlıklar acı çekmişti. Yezidiler acı çekmişti. Şiiler acı çekmişti. Türkmenler acı çekmişti. Aleviler acı çekmişti. Türkler acı çekmişti. Herkes acı çekmişti. Biz de acı çektik Türkiye'de, değil mi? Tabii ki. Kaç tane insanımız suçsuz yere katledildi terör olaylarında? Hepimiz gördük bunu. İkinci olaraktan neden şeriatı benimsemiş olan Hizbullah'a bu kadar açık desteği vermiş olan İran'a destek verilmektedir? Hillary bunun arkasında durmuştu. 150 milyar dolarlık bir tane paketten bahsediyoruz. 1.7 milyar dolar direkt rehineler için verilmişti. Evet. 500 milyon doları keş olarak, bunlar direkt medyada da herkes bunu fact check yapabilir. Yani fact check olarak da bunu görebilir. Evet. Evet. Bu kabul edilemez. Bunun üzerine bu paralar nereye gitti? E tamam, Kuzey Irak'ta şimdi söylentilere göre 100 bin küsür Hizbullah militanı savaşmaktadır. Hizbullah desteklisi. Yemen'de Suudi Arabistan'la bir savaş olmaktadır. Evet. Bunlar söylenmemektedir. Libya'nın ortamı gördük zaten. Libya için söylediği şey neydi? Televizyonda açık açık gülerekten geldik gördük öldü. Ben bunu kaldıramam. İnsan olarak ben bunu kaldıramam, kusura bakmayın. Evet. Belki biraz şeydir ama önemli olan şu. Toparlamamız isteyeceğim. Evet. Toparlayacak eklemeler olacak bu konuya. Önemli olan şudur. O bölgede insanları toparlayıcı politikalar yapmak, barışı sağlamak, Londra bankacılarının, tekrar ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi Türkiye'de de bir operasyon yapılmıştır. Londra finans kartelinin önü kesilmesi lazımdır. Çok acı çektik. Evet. Hala çekiyoruz. Bunun da ana damarı budur. Bunun önlenmesi lazımdır. Bu kadar söyleyeceğim. Evet, sağ olun. Sayın Bey. Tayfun Bey, size söz vermek istiyorum ama şöyle bir şey mi çıkıyor artık ortaya? Yani aslında Trump'a baktığımızda söylemleri açısından bir İslam düşmanlığı ya da ne bileyim göçmenlere karşı bir ön yargısı, kadınlar konusunu falan ayrıca konuşabiliriz bu arada. Bu söylemleri ön plana çıkıyor ya da çıkarılıyor ama diğer taraftan da aslında Müslümanlarla daha uyumlu görünen Obama döneminde veya devamı olabilecek Hillary döneminde aslında siz Müslümanların çok acı çektiğini ve daha da çekebileceğini eğer demokratlar ülkeyi idare etmeye devam edecekse tezini savunuyorsunuz. Evet. Bu konuda da aslında Amerika'nın partiler arasında da taşların oynadığını, bazı cumhuriyetçi gözükenlerin bile şu an aslında demokratları desteklemeye başladığını, asıl olayın bir elit kesimin, bir dünya elit grubunun aslında Amerika'yı da dizayn etmeye çalıştığı gibi bir ben şöyle noktaya demiriyorsunuz. Artık olay cumhuriyetçiler, demokratlar değil. Ulusalcılar, evrensel elitçiler. İkisinin içine çıkıyor. Yani Türkiye'deki son dönem siyasi gelişmelere de aslında benzeyen bir portre çizdiniz. Farkında olarak ya da olmayarak yani. İlginç tabii bir noktaya geldi. Tayfun Bey, kısaca sizden de bir yorum alayım bu konuda. Sonra Halil Bey size döneceğim. Valla evet. Şöyle diyeyim ben size, çok kısa. Bu Cumhuriyetçi Parti'nin
ön seçim maratonu 16 tane adayla başladı. Evet. 16 tane aday vardı. Çünkü herkes garanti gördü. Bu sene bu sefer biz alacağız. Çünkü iki dönem üst üste demokratlar yaptı. 16 tane aday oldu. Ben demiştim ki başından, şu ikisi hariç 14'ünün hangisi olursa olsun. Benim dediğim o iki finale kaldı. Evet. O iki finale kaldı. O finalde de yahu bu olmasın da öbür olsun bari. Yani iyinin kötüsü olsun. Kötünün iyisi olsun. Evet. O da tutmadı. O da tutmadı. yani benim geleceği görüşüm biraz zayıf herhalde. O geliyor bir şeye aklıma. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi Donald Trump'ın bütün söylemleri, Murat Bey'in dediği gibi açıkçası, yani hiçbiri practical değil aslında. Bir düşündüğünüz zaman, yok işte Müslümanları almayacağım falan filan, yani ben yapacağım, işte track edeceğim. Bunlar olabilir değil zaten. Yani bunların execute etmeniz, yani yapmanız mümkün değil. Mümkün değil. Yani buna ne bütçe yeter, ne insan yeter. Federal government'ın 3 milyon çalışanı var. Bir 3 milyon daha alması lazım. Zaten para yok. Yani bütün mevzu şu. Tabana çok güzel mesaj verdi. Taban yeniliğe, değişime aç. Mesaj ve taban birleşti. Büyüdükçe büyüdü. Yani ben dedim ki artık bu da söylenmez ya. Yani bu da mı olur? Ya bir bakıyorsunuz, yükseliyor şey. İbre yükseliyor, you know, favorite oluyor, daha fazla oluyor falan filan derken. Yani neticede bütün bu 16 kişi eledi, başa geldi. Artık ben şöyle düşünüyorum. Ya bu kadar adam da yanlış olamaz yani diyorum. Şimdi bu destekleyen 14 milyon kişi var. 14 milyon kişi oy verdi. Ya eğer 14 milyon kişi bu mesajı destekliyorsa eğer, biz yanlış ülkedeyiz. Ama esas mesaj, esas mesaj, zor kelime iki söz olarak, esas mesaj burada değişim, başkaldırı, establishment, yani hali hazırdakiler, demokratlar olsun, republicanlar hepsi, çok eziyet ettiler halka. Yani 20 senedir ücretler yükselmedi. 8 dolar saat ücreti alan işçi, bugün 20 sene önce 8 dolar alan, bugün 15 dolar alıyor. Ama 8 dolarla tuttuğu evi bugün 30 dolara tutabiliyor ancak. Yani halk fakirleşti. Evet. Ve bunların tepkisi, Donald Trump da Republican base'ine iyi oynadı, aday oldu. Şu anda artık fazla da bir, benim açımdan düşünüyorum, Republican'ların genelinde mesaj bana uygun. Donald Trump benim adayım değil. Ama Republican Party benim partim. Ondan dolayı artık burnumuzu tutup denize atlayacağız. Çıkacağız yani Trump'ın... Peki ben bu arada hani sözünüzü balla keseyim ama hani ben şu noktada Türk-Amerikan toplumunun durduğu yerde durmaya çalışan bir pozisyondayım programda da. Toplumumuz adına bu soruyu size yönlendirmiş olayım. Bunu ister bizim kültürel kimliğimiz, ister göçmenlik açımızdan ele alın. Amerika'daki göçmen gruba dahil olmamız açısından ele alın. Trump'ın bu söylemleri, yani İslamofobik olarak da göçmenlere yönelik olarak söylemleri, göçmen düşmanlığını, İslamofobiyi yani artırdı ve legalleştirmiş olmadı mı? Bu ne kadar etik? Oy toplamak için bile olsa bu söylemlerin arkasına sığınıp tabanı kuvvetlendirme kaygısı ne kadar doğru? Yani doğru değil tabii. Fakat şu benim aklıma yatan, hep yanlış oldu ama belki bu doğru olur diyorum. Eğer kazanırsa Trump, evet, ortaya yaklaşacak. Yani çünkü ortadan ancak govern edebilirsiniz. Bir tarafa ya da öbür tarafa uçlardan bu ülkeyi yönetmeniz mümkün değil. Evet. Bu kimseye faydası olmaz. Ancak bu gelişmekte olan ülkelerde, hatta gelişmemiş ülkelerde olan bir şey. Amerika oturmuş bir ülke. Founding principle, işte bahsettiği gibi kuruluş ilkeleri belli. Benim, evet, fikrim Trump ortaya yaklaşacak.
ve ortadan yönetecek. Yaklaşmaya başladı. Söylemleri farklı. Başka türlü zaten govern etmesi mümkün değil. Tabii. Evet. O zaman burada bir virgül koyalım. Tamam. Çok da ilginç bir yere geldi konu. Gerçekten biraz dediğim gibi Türkiye seçimlerine de benzedi biraz. Aslında göründüğü gibi değil. Yani işte bir tarafta cumhuriyetçiler, bir tarafta demokratlar kapışmasının ötesinde şeyler oluyor. Taşlar yerinden oynuyor diyorsunuz. Gerçekten ilginç. Ben bunların detaylarını da merak ediyorum. Diğer kanadın diyeceğim ama Murat Bey'in, Halil Bey'in görüşlerini de çok merak ediyorum. Gerçekten öyle mi? Siz nasıl görüyorsunuz bu seçimleri bu bağlamda? Onları sormak istiyorum ama kısa bir aradan sonra Turkish Channel'da kaldığımız yerden heyecanla devam edeceğiz. Amerika'nın nabzını tutmaya. Ben Türkan. She's my mom. Amerika'da en çok Türk restoranının bulunduğu eyalette yaşıyorum. New Jersey. Bugüne kadar tam 257 Türk restoranına gittim. I think it's more than that, mom. Son zamanlarda soluğu sadece yeni açılan Beyoğlu'nda alıyoruz. I love this place. İskender kebabını sanki Cliffside Park'ta değil, Bursa'da yiyoruz. Ne Kayseri mantısına ne demeli. Kahvesi de İstanbul tadında. I know Istanbul. Şimdi İstanbul'da olmak vardı diyorsanız mutlaka Beyoğlu'na uğrayın. You better listen to my mom. Sevgili seyirciler, Turkish Channel takipçileri, kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz ama internetleri başına yeni geçenler için bir hatırlatma yapalım. Burada Amerika'da Amerikan seçimlerinin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Türk-Amerikan toplum adına da bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Konuklarımız Tayfun Selen, Cumhuriyetçi Parti eski milletvekili adayı, yine Cumhuriyetçi Parti'de hala aktif çalışmalarına devam ediyor. Yine Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın Orta Doğu Seçim Yönetim Kurulu üyesi Saygın Bey, Saygın Şimşek Bey var, şirket yöneticisi aynı zamanda. Murat Bey, Murat Güzel Bey, Demokrat Parti'de aktif çalışıyor. Türk-Amerikan toplumunun Washington'daki aktif isimlerinden. Aynel Mutlu, Massachusetts'ten katılıyor bize. O da Türk-Amerikan toplumunun bir birey olarak görüşlerini paylaşıyor. Bu seçimle ilgili duygularını aktaracak. Nerede kalmıştık? Bir de ona değinelim. Demokratlar Hillary'nin daha insancıl, belki daha demokratik, daha özgürlükçü olduğunu savunurken Cumhuriyetçiler tarafından da aslında demokratların söylemine karşı, eylemine karşı cumhuriyetçilerin söyleminden bahsettiler. Belki taban için Trump'ın bazı söylemlerinin İslam ve göçmen karşıtı gibi gözükse de aslında Demokrat Parti yönetimi zamanında çok fazla Müslümanın canının yandığından özellikle Saygın Bey bahsetti. Yani biraz böyle söylem eylem karşıtlığı çatışması var gibi bir pozisyona geldik. Bir de benim çok ilgimi çeken Amerika'daki işte elit yönetimin aslında bugüne kadar Amerika'yı yöneten bir elit yönetimin olduğu, bir akrabalık bağlılığının bulunduğu, fakat bu seçimde bu anlamda da taşların yerinden oynadığına değinildi. Belki bunu da biraz vaktimiz olursa açabileceğiz. Programımızın 3. bölümünde, yani sondan bir önceki bölümündeyiz. Hemen sıcağı sıcağına ben bu söylemler karşısında, Halil Bey, siz bunu nasıl okuyorsunuz? Bir aynı zamanda Türk vatandaşı ve Amerikan vatandaşı olarak Orta Doğu'daki yeni gelişmeler, ki Amerika'daki demokrat yönetimin döneminde yaşanan gelişmeler var. Suriye özelinde de ele alabiliriz. Daha genişletilmiş bir Orta Doğu coğrafyasıyla da bunu birleştirebiliriz. Siz bu anlamda nasıl bir cevap vermek istersiniz? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Ben kendim bunu öz eleştiriye, kendi hayatımı öz eleştiriye tabi tutmuş birisiyim. Şöyle söyleyeyim. Başkan Barack Obama aday adaylığını Springfield, Illinois'te açıkladığı zaman, yanlış hatırlamıyorsam Şubat 2007 idi. O günkü konuşmasını ben başından sonuna kadar canlı izlemiştim.
ve beni çok etkilemişti. Hatta ben o zaman bir lider karşılaştırması yapmıştım. Kendisinde bizim liderimiz olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı hasletlerini bile görmüş idim o zaman. Evet. Ve ondan sonra kendisine bir ilgi, afinite, takip etme ihtiyacı belirdi kendimde. Ve nitekim takip ettiğim zaman o söylemleri, ilk baştaki söylemlerini biliyorsunuz. Dünya barışı, huzuru, Orta Doğu'ya barış getirmesi, huzur getirmesi, evet. Filistin sorununun çözülmesi, işte sınırların kaldırılması, ortak ticaret anlaşmaları, şunlar bunlar. Bir sürü bir güzel söylemler, Irak Savaşı'na karşı çıkmış olması gibi birçok sebepten dolayı ben o zaman Barack Obama'nın destekçisi olmayı başlatmıştım. Hatta o zaman çok yeniydi tabii ki. İnsanlar böyle 10 dolar, 20 dolar katkıda bulunuyorlardı. Ben o zaman bir 250 dolar bir bağışta bulunmuştum yani. O kadar da asistanım. Evet. Yeniz'de. Ondan sonra Huffington Post'a çıkmıştı o küçük bağış. Verenler, yüksek verenler listesinde 200 dolar çıkmıştı yani. Ben sizin o kadar... adresinizi alayım, bir dahaki seçimde size arayalım. Evet. Evet. Ama tabii ki daha sonra başkan olduktan sonra ben şöyle okuyorum onu. Yani belki biraz da basit bir okuma olacak ama öyle zannediyorum ki halkın çoğunluğu da böyle düşünüyor ve basiret. Bizim insanımızın çok ciddi bir basireti var. Evet. Bizim insanımız olayları görüyor, iyi okuyor. Hisleriyle değerlendirmeni çok iyi yapıyor. O feraseti, basireti çok yüksek. Amerika'nın bir gerçeği var. Hiç kimse bunu değiştiremez. Günün sonunda Amerika'nın çıkarları ne gerektiriyorsa kim neredeyse o çıkarlara uygun hareket etmek zorunda. Yani ben şöyle diyorum. O güzel düşünceleri, hayali, gelecek hayali olan Barack Obama'yı ilk Situation Room, o biliyorsunuz Beyaz Saray'ın basement'ında olan o özel durum odasında, bence orada gerekli şeyleri söylediler ona. Böyle olması lazım dediler belki de. Siz üçüncü bir bakış açısı getirdiniz şimdi. Evet. Taşlar yerinden oynadı aslında denildi. Elitler, yereller, belki milliler, bilmiyorum diğer tarafı nasıl adlandırıyorsunuz. Mücadelesi aynı zamanda sadece demokratlar, cumhuriyetler, cumhuriyetçiler mücadelesinden de öte diye bir burada sal vardı. Siz de şimdi diyorsunuz ki ne olursa olsun günün sonunda Amerika'nın çıkarları vardır. Bunlar da değişmez. Bu mümkün anlamda değil. Da. Mümkün yani değil. Siz kim kazanırsa kazansın Amerika'nın dış politikası değişmeyecek mi diyorsunuz? Ben, yani çünkü Orta Doğu bağlamında bizi çok yakından ilgilendiriyor ülkemizin bulunduğu konum açısından. Bu anlamda o zaman yani şey mi olacak, Türk-Amerikan toplumu olarak da biz bu seçimden hiçbir şey beklemeyecek miyiz? Cahit Bey, ben şöyle düşünüyorum. Bence Amerika'nın bugünkü, şu içinde bulunduğumuz günkü evet. politikası isimler bazında değil, belki ama genel konsept bazında bence en az, en minimum 25 yıl önce yazılmıştı. Evet. Belki hatta bunu daha da geriye götürmek lazım. 78'lere, 79'lara. Şimdi hani Türkiye'de bizim insanımız der ya işte şöyle bir komplo teorisini izah etmeye çalışır. Evet. Bir kesimde sürekli der ki ya siz işte komplo teorileri üretiyorsunuz. Siz hatta bunu söyleyenler genellikle muhafazakar insanlardır. Evet. Belli bir kesimde siz muhafazakarlar hep böyle komplo teorisi üretiyorsunuz deyip geçerler. Öyle bir küçümserler. Aslında bizim insanımız basiretiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılan akademik kitapları ve gerçek hayatı okuyor. O da şöyledir. Biliyorsunuz Samuel Huntington diye bir profesör var. Harvard evet. menşelidir. 78-79 yılında yazdığı Clash of Civilization kitabına baktığınız evet. zaman ve bunların öğrencileri kimler diye baktığınız zaman Barack Obama. Bunların öğrencisi. Evet. Okudukları kitaplar neler? Bu tür kitaplar. Clash of Civilizations. İşte Fukuyama'nın ama şimdi teorileri. Bir taraftan da şey mi, bu medeniyetler çatışması diyorsunuz tabii Türkçesiyle. Huntington'ın... Şimdi dikkat ederseniz evet. kitabın içerisinde, özür dilerim, sözünüzü balı kestim. Dikkat ederseniz dünyayı bölgelere ayırıyor ve bu bölgeler içerisinde jeopolitik oyunlar kuruyor. Ve eğer daha detaylı bakarsanız
Türkiye ile Amerika'nın bir gün karşı karşıya gelebileceğini bile orada oraya kadar indirgemiş. Yani futuristik bakış açısıyla, evet. Bir de mesela Ukrayna chapter'ına bakarsanız, Rusya'nın Ukrayna'ya geçinemediğini muhtemeldir ki Rusya Ukrayna'yı invade edecek diye öngörüde bulunuyor. Bakın bunlar bir öngörü değil. Ve bunlar Rusya istila ediyor ve bunlar oluyor, gerçekleşiyor. Amerikan politikasına 10 yıllık, 25 yıllık, 50 yıllık perspektifler açması. Bunlar perspektif açan makaleler. Evet. Peki Murat Bey, siz de aynı ne demek istersiniz bu konuda? Yani siz Huntington'ın yazdığı kitaptan bahsettiniz ve bunun politikal anlamda, politika düzeyinde de realleştiğinden bahsediyorsunuz. Cumhuriyetçiler başa gelirse bu şekilde devam edecek mi, yoksa demokratlar aynı şekilde iktidara devam ederse Orta Doğu'daki gelişmeler ne yönde etkilenecek, bir değişim yaşanacak mı Hillary döneminde, Obama döneminde yapılanmayanlar mı yapılacak, yoksa söylemler biraz değişerek aslında hiçbir şey değişmeyecek mi? Saygın Bey'in söylediği bir şey vardı, yani ona ben aslında bir net cevap almak istiyorum. Yani aslında cumhuriyetçilerden çok demokratlar döneminde yüz binlerce insanın, Orta Doğu'nun, Müslüman'ın canı yandı dedi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Evet, biraz önce session'da yapılan yorumları duyduk tabii, yani Tayfun Bey. Evet. Tayfun Bey çok güzel bir özet verdi. Gerçekten katılmamak mümkün değil. Amerika'da gerçekten halk bir şekilde İngilizcesiyle frustration dediğimiz insanlar kızgın, seçmenler kızgın. Bu kızgınlık iki tarafta da var. Hem demokratlar tarafında, evet, hem cumhuriyetçiler tarafında. Kızgınlıklarını demokratlar Bernie ile ortaya koydular. Bernie az daha alıyordu yani neredeyse. Ve bu Bernie'nin bu işleri yapacağından değil, herkes bile yapamayacak ama maksat tepkiydi yani. Aynı şekilde Cumhuriyetçi Parti'de de halk bu establishment dediğimiz geleneksel yapıya karşı çıktığı için onlar da karşı çıktılar ve bir şekilde Trump başardı onu alabilmeyi, onların kızgınlıklarını başardı. Establishment dediğimiz mesela önemli insanlar, herkesin favori gösterdiği isimler vardı seçimin başında. Bush hepsi gibi. Hepsi önemli. Kaldı ve evet. Çok güzel özetledi. Bazen bir cümle her şeyi özetliyor ya, Tayfun Bey de öyle yaptı yani. 16 tane aday var dedi, en sonunda dedi tek kazanmayacak adam buydur dedi, o da geldi bu noktaya geldi dedi. Haklı, bu onun çok doğru bir aday olduğunu göstermiyor ama halkın doğru bir kızgınlık üzeri olduğunu gösteriyor. Amerika'da taşlar yerine oynamış durumda. Evet. Şimdi bu şeye gelecek olursak deminki konuya, bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela şu an Cumhuriyetçilerin en önemli lideri Ryan var. Ryan da çok müzdarip bu sıkıntılardan. Evet. Trump'a desteğini resmen çekti yani. Yani demokrasi, Cumhuriyetçilerin şu anki lideri yani. Şimdi gelelim sizin soruya. Şimdi bu mesela biliyorsunuz Baba Bush var, Evlat Bush var. Evet. Baba Bush orada savaş sırasında yaklaşık 40 ülkeyi bir araya getirdi ve bunlarla işte Bağdat'ı bombaladı, şunu yaptı. Oradaki ölen insan sayısı çok azdı. Kendisi akıllıydı, yaptığı işleri biliyordu. İktidara geldiğinde muhtemelen %90'ını kendi kararlar alıyordu, %10'unu danışmanları veriyordu. Yani işe hakimdi. Evet. Daha sonra yerine oğlu geldi biliyorsunuz. Evet. Bush, Evlat Bush. Evlat Bush geldiğinde de kendisi iktidara yaklaşık, benim görüşüm bu, %10 idare ediyordu. %90 başkan yardımcısı ve etrafındaki bu neokon çetesi tarafından idare ediliyordu. Ve o sırada da 1 milyondan fazla insan öldü. Baba Bush dönemindeki ölen insan sayısı çok azdı. İkisi de cumhuriyetçi. Evet. Evlat döneminde milyonlarca insan öldü. Ve kazanan kim oldu? Halliburton firması oldu. Dick Cheney'in yanındaki firmalar kazandı. Milyarlarca dolar, yani trilyonlarca dolar paralar gitti. Şahinler kazandı. Dolayısıyla evet, Şahinler kazandı. Bu doğru. Şimdi bizim genel olaraktan, yani Amerika'da yaşayanlar olaraktan, Amerikan vatandaşı olaraktan, tabii aynı zamanda Türk orijin olaraktan da bu tür şeylere dikkat etmemiz lazım. Evet. Halil Bey'in söylediği basiret meselesi de. Evet, Amerika'nın belli bir şeyi, çizgisi vardır. Belli bir çıkarları vardır. Kim gelirse gelsin o önemli işlere devam eder. Ama başkanların önemli bir yoğurt yeme farklılığı da var. Baba Bush yoğurt yiyişinde sadece hava şeyleriyle vurdu. İnsanlar çok daha az öldü. Onu etkisiz hale getirdi. Ama Evlat Bush aptalca hareketlerle %10'u kendisi yönetti, %90'ı diğerleri yönettiği için, hakim olamadığı için. Bırakın bu dediğiniz şeyler, aynı partiden de olabiliyor. Demokratlarla ilgili değil yani. Evet. Obama ne yaptı? Ben geri çekeceğim dedi. Herkesi çekti. Ben ona katılmıyorum yani. Cumhuriyet döneminde şu kadar daha az oluyor. Demokratlar döneminde daha çok oluyor. Ama bence adaylar bazında bakmak lazım.
Yarın başka bir demokrat aday gelir. Belki bu iş, evlat bu işte daha çok peki, adam. Peki adaylar ölenir. Bazında bakalım. Şimdi demokratların adayı Hillary Clinton. Hillary Clinton'ın net bir şekilde söylediği birkaç şey var. Yani Orta Doğu ile ilgili de biz mesela dedi Kürt gruplara destek vereceğiz dedi. Hı-hı. Onun Kürt grup dediği ise Türkiye açısından aslında PYD, YPG işte ve yanındaki küçük gruplara da katarsak bizim terör olarak adlandırdığımız gruplar. Ve dolayısıyla ki Amerikan dış politikası belirleyicidir yani Amerikan seçimlerinde de. Dolayısıyla bunu da bir vaat olarak ileri masaya koydu. Şimdi biz ne yapacağız? Yani tekrar aynı noktaya geldik. Şimdi burada Müslümanları sevmeyen bir Trump var gibi ama öbür tarafta Orta Doğu'daki ateşi yangına körükle gideceğini bir şekilde ifade eden Hillary Clinton var demokrat adayı. Şimdi bunu nereye koyacağız? Doğru söylüyorsun. Şimdi yani bizim meselelere bakış tarzımız yani en azından benim bakış tarzım evet. Futbol takımına bakış tarzı değil. İlla Hillary her şeyde Hillary değil tabii ki. Evet. Onun da beğenmediğimiz yönleri var, fikirleri var. Evet. Beğendiğimiz yerleri var. Trump Cumhuriyetçi Parti'nin çok değerli fikirleri var. Trump'ı evet. Dışarıya dışlıyorum yani. Trump'ı evet. Saymıyorum bilene ben. Onun fikirleri oradan. Çünkü onun bir fikri yok. O toplumdaki frustration, kızgınlık neyse ona göre hareket eden bir insan. Zamanla eğer başkan seçilirse şimdiye kadar söyledikleri para etti. Tayfun Bey'e çok katılıyorum. O daha ortaya gelecektir yani. Çünkü onun etrafındaki dizginlerini tutan yani insanlar... Yani o zaman Cumhuriyetçi Parti'ye mi oy vermeli Türk-Amerikan toplumu? Hayır. Yani adam şimdi evlat Bush döneminde Müslümanlar en çok kaybı gördü. Çünkü adam kendi kararlarını veremeyendi. Etrafındaki insanlar karar verdi. Bu oldu. Evet. Trump'ta da ortaya gelecektir ama o tam karşı çıktığı statüko var ya Trump'ın. Evet. Onun içine kendisi düşecek, insanlar onu yönetecek. Yani Trump çok daha tehlikeli diye düşünüyorum. Ama genel olarak da, gidişat olarak da bu dediğimiz doğru ya. Yani Cumhuriyetçi Parti içerisinde de aynı şey oldu. Şimdi bu Orta Doğu politikasına geldi Hillary'nin. Bu konuda tabii ki üzülüyoruz. Yani hani Türkiye bakış tarzı konusunda. Biraz önce Saygın Bey kardeşim güzel bir şey söyledi. Hani bu faiz lobilerinden bahsetti. Evet. Aslında bunlar çok etkili. Bunlara karşı çıkmak çok önemli. Bana göre buna karşı çıkacak birisi Trump değil yani. Trump o işleri daha çok suistimal eden bir adam ama bu analizler çok doğru bir analiz. Yani bütün şu an dünyanın çile çekmesi bu para çevrelerinden, Wall Street'i, şuradan, buradan. Elbette ki demokratlar daha çok para alıyor. Trump da artık ciddi bir şekilde paralar almaya başladı. Bu paralar bir yerden geliyor yani. Yani Trump'a da ciddi destek verenler var. Olan halka oluyor. Orta Doğu'daki şey bu anlamda sayın kardeşime katılıyorum bu faiz lobiler anlamda. Orta Doğu'nun anasını ağlatıyorlar bunlar yani. Şeye ama, gelince, ortadaki politikaya gelince, şimdi Hillary'nin, yani Hillary ekibinin şu ana kadar Türkiye'yle ilgili tek bir söz etmedi. Bir şeyi kaçırmayalım yani. Aleyhinde de hiçbir şey söylemedi, lehinde de söylemedi. Orada dedi, biz kimlerle çalışacağız dedi. Yakın müttefiklerimizle çalışacağız dedi. Kürtleri silahlandıracağız, IŞİD'e karşı dedi. Konu bu yani, konteksti bir evet. Almak lazım. Geçmişten biliyoruz ki, ben yakinen de biliyorum Hillary'den. Kendisi gerçekten Türkiye ile çok yakın çalışmıştır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da söyledi. Biz dedi Hillary Dışişleri Bakanı iken onunla çok yakın çalıştık, iyi çalıştık dedi. Dolayısıyla eğer gelirse orada o iş devam edecek. Sadece şu an bölgedeki bazı dengeler var diyelim. Mesela Türkiye'deki bazı dengeler var. Şimdi Türkiye'nin yıldızı fazla parladı. Orta Doğu'da ve çok hızlı parladı. Evet. Bu kimsenin işine gelmedi doğal olarak da yani büyük devletlerin. Yani hangi iki tane süper devlet var derse ikisinin işine gelmedi o bölgede. Bu olunca fazla belki Türkiye ileri gitti dediler. Bunun üzerine Türkiye'nin bölgedeki dış politikaları doğru ve insan odaklı başladı ama bir şekilde istenildiği gibi sonuçlanmadı ve o politikalar değişti. Evet. Özellikle bir şeyi burada rahatlıkla söyleyebilirim yani son görüşmelerimden dolayı da biliyorum partide. Türkiye'nin İsrail ile arası biliyorsunuz çok koptu. İsrail ile karşı çıkaraktan Amerika'yı yanınızda Orta Doğu'da taraf olmanız, yani bir şey yapabilmeniz mümkün değil. Bu imkansız yani. Çünkü Amerika'da gerçekten İsrail lobisi, Yahudiler, sisteme hakimler. Ben bunu illa kötü anlamda da söylemiyorum. Yanlış anlamayın yani. Çünkü biz biliyoruz ki bizim inancımızda Allah kim çalışırsa ona verir. Evet. Yahudiler çok sıkı çalışıyorlar her şehirlerinde. Ve bu anlamda çalıştıkları için de Amerika'da da etkililer yani. Oyunu kurala göreceksiniz. Artık eskisi gibi değil yani. Bir savaşı ile bitirerek benim evet. Tarafa dönecek değil. Bu noktaya geliyorum yani uzatmadan tabii sizin evet, toparlamaya çalışıyorum. Evet, bir cümleyle alalım. Neticede Orta Doğu'daki durumda
eğer Hillary Clinton başkan olunca Türkiye ile çok yakın çalışacak, bunun sinyallerini söyledi, verdi. Şu an söylememesi daha önceki dengeler. Mesela biliyorsunuz bir FETÖ meselesi var. Evet. Ondan sonra bir İsrail meselesi var. Onlar yıllardan beri burada bu toplum içerisinde politikacılarla çalışmışlar. Türkiye'nin PR'ı maalesef geride kalmış. Bir taraftan siz İsrail'le uğraşmışsınız. Şimdi İsrail'le ilişkiler düzeltiliyor. Ondan sonra Türkiye'deki bazı PR çalışmalarında çok geri kalıyor. Kendini tanıtamadığı için onlar geri kalıyor. Aslında tesiri olan şeyler bunlar. Yoksa Kürt mesele, onlar da biliyor. Mesela gidin bakın şeyi. Lindsey Graham var senatör. Evet. Yani bu PYD diyor, PKK'nın kuzenidir yani. Evet. Bunları kendileri de biliyorlar. Yani bütün mesele Türkiye'nin kendisini toparlayıp bölgede daha gücünü ayaklar üzerine basarak da koyması. Bunu yaptığında Amerika onunla çalışacaktır yani. Çünkü her zaman herkesinden duyduğum, Başkan Obama'da dahil, Türkiye en önemli bölgedeki en önemli ülke, bir kere kesin kez açık ara Türkiye yani. Bunu politikalarla dengeleştireceklerdir. Benim tek istediğim orada insan odaklı bir çözümün olması ve insanların ölmemesi, Suriyelilerin yerlerinden edilmemesi, iki tarafında hem Türkiye'nin hem oradaki diğer devletlerin birlikte çalışarak bunu yapması. Bundan Hillary Clinton'a birçok noktada da katılmayabilirsiniz ama konuşup görüşüp belirmedik konudan dolayı bu PKK'cılarla beraber demek haksızlık yani. Evet Saygın Bey, nasıl sizle başlayayım? Tabii. Tayfun Bey'i ekleyeceksiniz tabii ki. Siz ikilerini... Ben şöyle söyleyeyim. İki farklı ideoloji var. Finans sektörü Hillary'nin arkasındadır. George Soros, Hillary'nin en büyük bağışlarını yapanlardandır. Dördüncü sıradadır. En son baktığımda 10 küsur milyon dolardı resmi olarak da. Şimdi... Yani inan iş adamı burada Trump ama finans sektörü siz diyorsunuz. Finans sektörü Hillary'nin arkasında, enerji sektörü de Sayın Trump'ın arkasındadır. Şimdi esas Anadolu'nun tabiriyle çıngar şundan kopmaktadır. Evet. Putin Londra bankacılarını ülkesine atmıştır. Çin de bunu yapmaya başlamıştır. Şengay Birliği altında kendi ekonomik özgür sistemlerini kurmaktadır. Unutmayın, Osmanlı'nın ipini çeken Londra bankacılarıdır. Kesin. Tamam mı? Bunu kimse unutmasın. Şimdi Hillary'nin planı, gerçeklere gelelim. Katar, boru hattını Kürtlere vererekten Suriye'den Kürt koridoru altında geçirmektedir. Sayın Trump ne diyor? Onun için ne diyor Hillary bütün konuşmalarında? Savaş çıngarlığı yapıyor. Neredeyse 3. Dünya Savaşı'na geleceğiz. Gerekirse nükleer silah kullanacağım diyor. Burada insanlık var ya. Biraz düşünelim lütfen. İran'la savaşacağım diyor. Gerekirse Çin'le savaşırım diyor. İki lafından birisi Rusya'yla savaş, sataşma. Böyle bir savaşta ne olur? Ben bu en son toplantımızda Sayın Joe Schmitz'le konuştum. Evet. Trump'ın danışmanlarından. Bert Ferris'le konuştum. Bert Misuzova ile konuştum gene. Bakın size şunu söyleyeceğim. Bu savaş olacak olursa konvansiyonel olmayan silahlar kullanılacaktır. Amerika'nın silah gücü vardır, yeterince askeri yoktur. Öbür tarafın asker gücü vardır ama yeterince silahı yoktur. Peki, bakın bir şey ekleyeceğim. Evet. Obama Nobel Barış Ödülünü aldıktan sonra yaptığı bir şey. Daha önceki başkanlığın toplamından daha fazla, 1 trilyon dolardan fazla parayı nükleer silah yapılanmasına aktarmıştır. Hatta B-61 model 12 diye mini compact nükleer bomba yapmıştır. Yani ufak bomba atılırsa onu tamam bu olabilir demek demek için, tamam mı? Yani bu şey evet. Gibi anladım. Şimdi zaten bunu Afganistan'da kullandılar o bunker buster dedikleri. Evet. O yere giren o sadece konvansiyonel bomba değil, onda mini nükleer var onlar. Evet. Şimdi onun için Trump ne diyor? Bu bölgede diyor Rusya ile diyor Suriye ile masaya oturacağım. Pazarlığı keseceğim. Ne olacak? Bizim planımız da şu. Yapabilirsek yani şey yaptığımız Türk akımı projesini gerçekleştirmek. Evet. Rusların petrol, doğalgaz, boru hattını Türkiye'den geçirip Türkiye'de akıtmak. Biz bunu istiyoruz. Yani Trump bunu destekliyor. Tabii ki biz bunu, yani grup olarak ben bunu her zaman söylüyordum bizim organizasyonumuzda. O zaman şunu diyebilir miyiz? Trump seçilirse Türkiye ile hem de Rusya ile ilişkileri yumuşatacak ve düzeltecek. Tabii ki. Yani zaten şöyle bir şey var. Ama bunu yaparken de şunu unutmayalım.
Trump'ın en büyük mücadelesi cihatçı terörizmine karşı olacak. Yani böyle bir şey olduğu zaman ne olacak? Türkiye nasıl bir tavır alınacak? Politik olaraktan gidişatı nasıl olacak? Peki siz onlara... cihatçı terörizmin arkasında birilerinin olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani oluşan medyada, bir şey mi? Medyada çıktı yani, WikiLeaks'te çıktı. Yani IŞİD'e olan destek, kimin yarattığı, nasıl yaptığı, yani burada hepsini tek tek söyleyebiliriz. Yani sonuçta bunların hepsi çıktı. Neden Libya olayının olduğu, nasıl Suriye olayının olduğu. Bakın elinde WikiLeaks'in e-maili var. WikiLeaks. Yani 17 zaman, Ağustos zaman, 2014'te evet. WikiLeaks'te diyor ki, Hillary Clinton Podesta'ya gönderdiği e-mailde. Evet. Türkiye'deki isyancı Kürtler tarafından kullanılacağını bilsek bile Türkiye'deki politik durumun değiştiğinden dolayı onlara ağır silahları vermeliyiz diyor. Ya Türkiye, Türk askerine, Türk kanına karşı kullanacak silahları vereceğiz diyor ya. Evet. Kabul edilemez. İki ne diyor? Irak'taki durum, Suriye'deki durum kontrolden çıkmıştı. Türkiye'deki yeni Müslümanlık gerçekliği ortasında bilmek lazım ki diyor. Artık diyor, orada bazı adımlar atmalıyız. Bunu geleneksel askeri şeylerle yapamayız. Bu çok masraflı olur. Şey olur. Sonra ne oldu? Türkiye'de hepimiz gördük. Kalkışma operasyonu oldu. Evet. Türkiye demokrasisine en büyük hançer yapıldı. Atıldı. Tamam mı? Sayın Cumhurbaşkanımız bunun sonra ne dedi? Bunun arkasında dedi finans karteli var dedi. Katılıyor. Evet. Onun için tek söyleyeceğim şey, yani gerçekler ortadadır, belgeler artık çıkmıştır, kral çıplaktır, bunları görelim. Hep insanlığın geleceği için, 3. Dünya Savaşı'nı önlemek için herkes ona göre kararını versin. Tayfun Bey'e geçeceğim, yalnız sadece ben de bir haşiye düşmek evet. isterim yani o konuda. Aslında siz doğrusunu da söylüyorsunuz ama orada... Cihatçı terör derken aslında arkasında da kimlerin olduğuna işaret ediyorsunuz. O zaman cihatçı terör demek ne kadar doğru oluyor işte ona yani. Çünkü tamam. Bu bir yani cumhuriyetçi taraftan bir söylem olduğu açısından söylüyorum. Hani dediniz ya Trump'ın da Müslümanlara karşı bir aslında bu anlamda bir tavrı yok diye. Fakat böyle isimlendirdiğinizde işte bu sefer de diğer tarafın eline böyle bir koz vermiş oluyorsunuz. İşte İslamofobiye en fazla kimin zamanında attı? Demokratların evet. yönetimi zamanında attı. Evet. Onu söyleyeceğim. Demokratların yönetimi zamanında en fazla artış oldu. İnsanlar kendi ülkelerinden göç etmek zorunda kaldı. Avrupa'ya gittiler, Amerika'ya geldiler, Türkiye'ye geldiler. Bu ne oldu? Tepki doğdu. Çünkü ekonomik zaten dünyadaki yavaşlama zamanında bu tip şeyler olduğu zaman insanlarda tepki oldu. Adam diyor ki, kardeşim ben eve ekmek zor götürüyorum, bu ekmeğin yarısını niye vereyim diyor. Bunu unutmayalım. Herkes yani sonuçta kendi evinden, kendi çekirdek ailesinden mesuldür yani. Evet. Onun için yani bazı sözleri çekerek çevirerek konuşmak vardır. Fakat bir de gerçek aksiyonlara bakalım, eylemlere bakalım. Bunu söylemek istiyorum. Tabii ben siz bu konuda aynı çok derinlere girdiniz. Şimdi evet. biraz daha şey yapacağım, o derinlerden çıkartacağım. Evet. Şimdi Amerika'yı, Orta Doğu'yu konuşuyorsak bir şeyden mutlaka bahsetmemiz lazım. Evet. Bahsetmedik. O da şu. 11 Eylül. 11 Eylül 2001 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta olan terörist atak evet. bütün dengeleri değiştirdi. Amerika'nın Orta Doğu'daki politikasını değiştirdi. Daha agresif bir hale gelmesini sağladı. Şimdi 2001 dedik değil mi? 2001'de evet. oldu bu olay. 2003'te Amerika Irak'a girdi. Değil mi? Ve bunu yapmadan önce Türkiye'den işte dediler biz buradan girersek daha mantıklı, daha kolay hallederiz bu evet. işi. 1 Mart tezkeresi vardır hatırlarsınız. Evet. O tezkere reddoldu falan filan. Türkiye tabii yani Türkiye büyük bir ülke. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye Afganistan değil. Afganistan'ın milli geliri kişi başına düşen $600. Türkiye'nin $10,000. Yani Türkiye'nin şimdi daldan dala atlıyorum. 2001'den fast forward yapacağım, hızlı geçiş, Hillary Clinton'ın en son dediğine, yani Kürtlere destek veririz falan. Yani bakın, manipüle edemez Türkiye'yi kimse kolay kolay. Türkiye önemli, Amerika için çok önemli bir ortak Middle East'te, right, değil mi? Evet. Şimdi Türkiye vazgeçilmez Amerika için. Ama Amerika da vazgeçilmez Türkiye için. Yani birlikte hareket etmek zorundalar. Dediğim gibi, Türkiye
%6-7 büyümüş. Son 10 senede ortalamayı alın. %3-4 en az büyümüş bir ülke. 74 milyon nüfusu olan bir ülke. Meclisi olan bir ülke. Demokrasiyle yönetilen bir ülke falan filan. Yani her ne tarafta olursanız olun Türkiye'deki politikanın onu değil. Biz tarafsız konuşuyoruz şimdi burada. Yani Türkiye'nin manipüle edilmesi daha zor. Hani Ortadoğu'daki en istikrarlı ülke. İstikrarlı ülke, en güçlü ülke. Oradaki karar verici olmasa da, kararda mutlak ve mutlak, karar verilen masada oturan bir ülke. Eğer sen kararı Türkiye'yi masaya oturtturmadan alırsan, o kararın execution olmaz. Evet. Yanlışlık olur. Her neyse. Şimdi Barack Obama'dan bahsetti. Sayın Doktor Bey. Evet. Ben katılıyorum. Şöyle. Hatırlarsanız Barack Obama seçildi 2008'in sonunda seçildi. Hatta ben Barack Obama seçildikten 2 hafta sonra başkan, vatandaş olmuştum. Oy veremedim. Oradan hatırlıyorum. Evet. Çok iyi. Hemen ertesi sene ilk Türkiye'ye geldi. Değil mi? Mecliste konuşma yaptı. İlk yabancı ülke ziyareti Türkiye'ydi. Şimdi bu güzel. Neden güzel? Çünkü Türkiye'ye verilen önem burada ortaya çıkıyor. Evet, sonra işte ne oldu? Zaman geçtikçe bazı işte belki tam ortak şeyler olmadı. Çıkarlar tam uymayabildi falan filan derken işte bu Kürtler konusu falan filan yani ben şuna getireceğim. Biraz dağınık konuştum. Türkiye'nin güçlü bir ülke olması ve güçlü bir ülke olarak kalması Amerika için kesinlikle bir tehdit değil ama Amerika orada bence daha kolay manipüle edebileceği kaynaklar arıyor. Değil mi? Yani Kürtler bizim kardeşimiz. Kürt, Türk mü vardı yani biz büyüdüğümüz zaman Türkiye'deyken. Ama ne oluyor? İşte ben sana destek vereceğim deyince oradan Irak'ı bölüyorlar zaten. Oradan bir çıkış yaptılar. Şimdi Irak'a giriş hataydı. Irak'tan çıkış daha büyük hata. Nasıl? Çabuk çıktılar. Kimseyi bırakmadan çıktılar. Orada bir vakum oluşturuldu. İstikrar orası dağıldı falan filan. Evet. Ortalık karıştı. Şimdi şöyle. Republican'lar, Cumhuriyetçiler gelirse politika şöyle değişecek. Orada yine güçlü bir Amerika olması. Evet. Liderlik alması Amerika'nın. Şu andaki politika ne etliye ne sütliye. Her şey iyi olsun. Ben karadan kimseyi göndermem. Türkiye halletsin biraz. Biraz işte Arabistan halletsin. Biraz öbürü halletsin. Öyle olmuyor işte. Kimse halletmiyor. Lejyoner askerler. Kimse halletmiyor. Evet. Dediğim gibi güçlü bir lidere ihtiyaç var. Evet. O Amerika'da Donald Trump artık kim olursa ama cumhuriyetçilerden mutlaka olacak. Güçlü bir silah işte askeriyeyi güçlendirme. Orada daha güçlü bir Amerika. Sınıf başkanı düşünün. İlkokulda sınıflarımız vardı değil mi? Başkanlar evet. Vardı. Ne yapardı? Sükuneti sağlardı. Orada sınıf başkanı lazım. Sınıf başkanı yok. Amerika işte olacak. Orada sükuneti sağlayacak başka da. Ben burada bir ileride çok, bulmak çok kısa istiyorum. Sonra araya gideceğim çünkü. Türkiye evet. Çok güçlü bir ülke. Ama bunun içerisinde Türkiye'yi bu hale getirmede at başı olan, önder olan Recep Tayyip Erdoğan ve onun kabinesi gibi evet. Bir güç var. Yani Türkiye'de aslında yani Amerika'nın belki de satrancın ortasında hani o piyonları değiştirmek istemesinin sebebi Tayyip Erdoğan gibi tabiri caizse bir duvara toslamış olmalarından kaynaklanıyor. Sizin Kasımpaşalı olduğunuz belli oldu yani. Evet. Şimdi eğer bakarsanız yani Türkiye'nin 50, 60, 70, 80, 10 yılda bir ihtilal yaşamışız. Ne zamanki Türkiye bir çıkış trendi yakalıyor, bir ihtilal geliyor. Çıkış trendi, bir ihtilal. Yani Türkiye hep boyuna eğilen veyahut da ayağa kalktığı zaman ayağına bir daha batonla vurulan ve yere yıkılmaya çalışılan bir ülke olmuş. Ama ilk defa bu kabineyle, Tayyip Erdoğan administration'larıyla bu önlendi. Çok katılıyorum Saygın Bey'e. Bunu yapış yöntemlerinden biri de işte Türkiye'deki o faiz lobileri veyahut da haksız kazanç sağlayan o bankacılık sistemini alaşağı etmesi, kontrol altına alabilmiş olması. Niye? Çünkü hiçbirine muhtaç değildi. Hiçbiriyle alışverişi olmadı. Hiçbirine eyvallah demedi. Yapılması gerekeni yaptı ve gemi yürüttü. Şimdi evet. Dediğiniz gibi o koridoru açıp tabiri caizse satrançta değişikliğe gitmeye çalışıyor. Şimdi ben sözü hem toparlayıp araya gitmek için izninizi almış olayım. Geldiğimiz noktada ben şöyle bir şey görüyorum. Son bölüme geçiyoruz çünkü orada bunu netleştirmemiz lazım.
herkesin söylemlerinde ben hani kendi içinde herkes zaten doğru şeyleri söylüyor. Fakat bu programın da hani yapı sebebimiz buradaki Türklerin oy kullanacağı ve nereye neden kullanması gerektiği olduğundan dolayı. Son bölümde de sizden şunu isteyeceğim. Şimdi ben hala mesela sizden dinlediklerimden şunu çıkaramadım. Biz Amerika'daki Türk toplumu olarak kime neden oy vermeliyiz ya da neden vermemeliyiz? Bu açıdan bu meseleyi netleştirmemiz gerekiyor. Sizin en azından nereden bakıyorsanız o tarafa insanları yöneltmek adına ya da kazanmak adına bunu netleştirmeniz gerekiyor. Son bölümde sizden isteyeceğim, şu an şimdiden hani kuluçkalara yatsın diye söylüyorum. Bir tane Amerika'dan mı bahsediyoruz, yoksa işte Saygın Bey'in dediği gibi taşların yerinden oynadığı bir Amerika'dan mı bahsediyoruz? Kim gelirse Türkiye ile nasıl bir ilişki kuracak? Biz o insanlara oy vereceksek hangi derecelendirmelerden geçireceğiz? Hangi süzgeçlere tabi tutacağız? Tabi tuttuğumuz süzgeçler gerçek süzgeçler mi? Doğru yerden bakabiliyor muyuz? Çünkü bu anlamda da dilemmalar görüyorum ben. Aslında biraz iki tarafta da görüyorum. Son bölümümüzde bunları konuşup hızlı bir şekilde de hem seçimlerle ilgili yüzdeler sizden almak istiyorum, hem de net bir şekilde herkes kime neden Türk toplumunun oy vermesi gerektiğini altını çizmesini isteyeceğim. Bizden ayrılmayın. Turkish Channel'dan son bölümde en heyecanlı ve en vurucu bölüm olacağını düşünüyorum. Bu anlamda konuyu da bir neticeye bağlayacağımızı düşünüyorum. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Ben Türkan. She's my mom. Amerika'da en çok Türk restoranının bulunduğu eyalette yaşıyorum. New Jersey. Bugüne kadar tam 257 Türk restoranına gittim. I think it's more than that, mom. Son zamanlarda soluğu sadece yeni açılan Beyoğlu'nda alıyoruz. I love this place. İskender kebabını sanki Cliffside Park'ta değil, Bursa'da yiyoruz. Ne Kayseri mantısını ne demeli. Kahvesi de İstanbul tadında. I know Istanbul. Şimdi İstanbul'da olmak vardı diyorsanız mutlaka Beyoğlu'na uğrayın. You better listen to my mom. Toros Restoran sizlerden aldığı destekle gelişmeye devam ediyor. Gurme menüsü, mükemmel servisi ve hepinizin bildiği rahat ortamıyla sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Harrison, Clifton ve New Milford'da Türk mutfağının en zengin sofraları. Toros Restoran. Toptancılar, marketler, restoranlar, büfeler, kafeler, pastaneler, artık temel ihtiyaçlarınıza fazla fiyat ödeme yok. Türkiye'nin en güçlü ve en prestijli markalarının kuru gıdadan şarküteri ve kahvaltılıklarına, unlu mamullerinden et ve balık ürünlerine, konservelerine, sıvı yağlarından temizlik malzemelerine kadar binlerce ürünü genç, dinamik ve profesyonel dağıtım kadrosu ile kapınıza getiriyor. Hem de inanılmaz fiyatlarıyla. Amerika'daki 30 yıllık ticari geçmişimizle, binlerce ürün yelpazemizle, kalitemiz ve servisimizle ve inanılmaz fiyatlarımızla hizmetinizdeyiz. Turkish Depot. Turkish Depot. Evet sevgili Turkish Channel takipçileri, programımızın son bölümünde tekrar birlikteyiz. Yine hatırlatmak gerekirse Turkish Channel ve Türk Amerikan Medya ve Gazeteciler Derneği olarak bu programı düzenliyoruz. Düzenleme nedenimiz seçimlere çok az kala Türk Amerikan toplumunun nabzını tutmak
Amerikan seçiminin siyasetinin nabzını mümkün olduğunca ölçmeye çalışmak ve birkaç soru var. Türk-Amerikan toplumu neden seçime gitsin her şeyden önce, neden sandık başına gitsin ve neden oy kullansın ve kime oy atsın? Bunun cevaplarını aramak. Tabii ki burada iki ayrı görüş olabilecek bu konuda. Ve son bölümde olduğumuzdan dolayı mümkün olduğu kadar hızlı ve kısa paslaşmalar şeklinde bu bölümü tamamlamayı düşünüyoruz. Ve ilk üç bölümde evet biraz meseleleri kaşıdık, biraz derine inmeye çalıştık. Kendi içinde bazı konuları daha detaylandırdık ama genel olarak şunu atlamamamız gerekiyor. Bu bölümde özellikle bu can alıcı noktayı işlememiz gerekiyor. Ben kendim de dahil olmak üzere bir dilemma içindeyiz Türk-Amerikan toplumu olarak. Çok beklentimiz var mı Amerikan siyasetinden bilmiyorum. Olmalı mı? Bence olmalı. Yani burada yaşıyorsak, bu toplumun da bir bireyi isek, beklentilerimiz hem Amerikan iç siyasetine, iç politikasına yönelik hem de dış politikasına yönelik beklentilerimiz olmalı. Çünkü bu her şeyden önce bizi büyütür Türk-Amerikan toplumu olarak diye düşünüyorum. Bundan dolayı da insanları teşvik etme adına sizlere şunu sormak istiyorum. Gerçekten Tayfun Bey, Saygın Bey, Murat Bey, Halil Bey, Türk-Amerikan toplumu... Amerika'nın genel ortalaması zaten düşük de seçmen anlamında, sandığa gitme anlamında. Türk-Amerikan toplumunda oran nedir bilmiyorum. Lütfen varsa siz de bu bilgileri de paylaşın bizimle. Neden sandığa gitsin? Neden oy kullansın? Ve kime oy versin? Bu konularda neler söylemek istersiniz? Beklentileri nedir Türk-Amerikan toplumunun? Siz mesela bu anlamda hiç yani kapıları çalıp ki milletvekili olduğunuz dönem 10.000 kapı çaldım diyorsunuz. Ne sordunuz? Eminim Türk toplumunun da kapısını çaldınız. Ne istiyorlar? Neler soruyorlar? İlgi alanları ne ki? Bu seçimde o ilgi alanlarının background'unda kime yönlenmeleri gerekir? Murat Bey sizinle başlayalım. Evet, teşekkür ederim. Son bölüme geldik ama yönetmenimiz de bizi sıkıştırıyor. Yani birazcık daha şöyle heyecan uyandıracaklar söyleyin diye ama onun için de söylenmiyor. Ama bazı şeyleri paylaşalım. Bir, evet. Birçok yerden duyuyorum. Ya Murat, sen Başkan Obama'yla sürekli görüşüyorsun. Hillary Clinton'la akşama kadar kol kolasın. Evet. Ondan sonra bunu Türk toplumuna yansıtıyor musun diye. Tabii bu bir haksız bir soru bana karşı. Benim Amerika'da politika yapmamın tek sebebi, belki ben bir partiden ziyade Amerika'daki taşların oynadığı dönemde yeniden eski değerlere dönmesinin ve dünyanın daha barışa doğru gideceğine inanıyorum. Bu anlamda Amerika'da ilk başladığım noktayla bitirmek istiyorum sözlerimi. Evet. Ve biz Amerika'da ne yapıp edip Türkler bir kere hangi parti olduğu hiç önemli değil. Muhakkak politikada aktif olmak zorundayız. Bunu yapmadığımız zaman burada kendimizi ölmüş olarak görebiliriz, etkisiz olarak görebiliriz. Türkler, evet, Amerika'daki firmalara geliyorlar, ondan sonra doktorlar oluyorlar, mühendisler oluyorlar ama yöneticiler olmuyorlar. Amerikalılar köşelerinde, koltuklarında oturuyorlar, yönetiyorlar. Evet. Sonunda iyi bir para kazanıyorsunuz, iyi de bir para harcıyorsunuz ve bitip gidiyorsunuz. Birincisi bunu aşmamız lazım. Amerika'da etkili olmamız lazım. Bizim bu topluma vereceğimiz şeyler var. Biz bu topluma verdiğimiz zaman Türkiye'de bir şey vereceğizdir. Bu birincisi. Evet. İkincisi bu anlamda muhakkak oy vermemiz lazım. İkinci nokta. Kime oy vermemiz lazım? Geleceğim o noktaya. İkinci nokta, bu konuda seçim var ama şunu ayırmamız lazım. Amerika'da bir başkanlık seçimi yapılıyor. Evet. Ayrıca Kongre'nin hepsi senatörün de üçte biri yenileniyor. Dolayısıyla bizim herhangi bir cumhuriyetçi başkan adına vermemiz, demokrat bir senatöre ya da demokrat kongre üyesine vermemize engel değil. Bunu net olarak belirtmemiz lazım. Bunun için muhakkak ne yapıp edip, başkanlık seçimleri ayrı bir şey. Kongre senato seçimleri ayrı bir şey. Evet. Tayfun Bey gibi 100 sene cumhuriyetçi olsa ben 100 sene içinde başımı veririm yani. Evet. Yeter ki doğru adamlara oy verelim. Cumhuriyetçi şimdi, olmuş, demokrat olmuş fark etmez. Ama şu an Amerikan başkanını seçiyoruz. Geliyorum. Ama iki tane var. Noktasına. Hayır. Evet. Dediğim gibi Amerika'da sadece başkanı seçmiyor. Evet. Kongrenin tümü yenileniyor. Evet. Senatonun üçte biri yenileniyor. Evet. Birçok da şeyler şehirdeki belediye başkanlarından tutun da cajlara kadar, hakimlere kadar. Kongredeki dengelerin değişmesi bunu çok önemli lazım. Bu anlamda. Ben çok uzatmayacağım. Konuştuk aleyhterekten. Ben kesinlikle Hillary'nin desteklenmemesinin Türkiye'nin zararına olacağını düşünüyorum. Açık ve net olarak söyleyeyim. Evet, Hillary bazı konularda konuşmuyor. Arkasında herkesin söylediği gibi para meselesi var. Amerika'da parası olmayan zaten gelemiyor. Trump bile kendi parasını koydu. Şimdi kendi parasını koyduğundan çok daha fazlasını insanlardan topluyor. Niye Hillary'ye verilmesi lazım? Eğer şuna bakmamız lazım Türkiye. Evet. Türkiye ilk defa yıllardan beri vesayetin altında yaşamıştır. 4-5 kere ihtilal geçirmiş, uğulmuş,
bir başbakan asmış bir yerden geliyoruz. Bu bizim için bir utanç meselesidir. Türkleri buradan çıkmıştır. En son ki darbe girişiminde iki tane kahramanı vardır bunun. Biri Tayyip Erdoğan, liderlik yapmıştır. Muhalefetten, iktidardan herkes yapmıştır. Ve halkın önüne geçmiştir. Diğeri de bu liderin sözünü dinleyen muhalefeti de, iktidarı da, AK Partisi de, CHP'si de, bütün partiler bir şekilde cevap vermişti ve meydanlara dolmuşlardı. Bu az bir şey değil, bunu unutmayalım. Evet. Dolayısıyla bu Türkiye'nin, güçlü bir Türkiye'nin işaretleridir. Eğer siz de Türkiye'de ayaklarınızı sıkı tutarsanız, yere basarsanız ve Orta Doğu'da gücünüzü ortaya koyarsanız, o zaman Hillary miydi, Trump geldi miydi mesele olmaz. Sizin akıllı insanla uğraşmanız lazım kardeşim, tamam mı? Açıkça söylemek gerekirse şunu söylemek istiyorum. Bizim güzel bir lafımız var. Aptal dostun olacağına akıllı düşman olsun derler. Kardeşim her zaman bu uluslararası da böyledir. Trump ne olduğu belli olmayan bir adamdır. Evlat Bush gibi başkalarının eline geçmiştir. İkisi de cumhuriyetçi adam. Baba Bush çok daha iyi bir diplomasi yapmıştır. Amerika'ya faydalar getirmiştir. Her ne kadar ikinci kez seçilmesinden üzülmüş olsam bile ne. Dolayısıyla bizim, benim için en azından, evet, saygın kardeşime saygı duyuyorum. Bir şekilde Hillary'ni destek, eğer siz derseniz ki ya Hillary'ye bakıyorsun, Trump gibi deli gibi adama oy veriyorsunuz, vereceksiniz. Türkiye'ye diyorsunuz, ya Türkiye açısından bakayım. Ya kardeşim senin başların milliyetçinin içine. Yani ne biçim gelecek? Sen eğer ayaklarını yere basarsan sana kimse bir şey yapamaz. Peki, bu oyunlar, bitiriyorum. Evet. Bu oyunlar, cevap vereceğim, hak vereceğim size. Bu oyunlar neticede Türkiye'deki olan bizim durumumuzla alakalı bir şey. Siz nasılsanız arkada, öteki adam size göre oynar oyunu, tamam mı? Evet. Size söyleyeyim. Mısır darbesi olduğunda daha adam inmeden önce Mursi, Amerika kimin yanındaydı? Mursi. İhvan'ın yanındaydı. Müslüman kardeşlerim. Evet. Neden? Çünkü onun gideceğini gördüm. Her devlet doğal olaraktan kim güçlüyse onun yanında oynamak ister. Türkiye güçlü olduğu müddetçe, Tayyip Erdoğan arkasında halkı olduğu müddetçe Amerika oradaki oyunun kurallarını Türkiye'ye göre yapacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve kendisi Cumhurbaşkanı da gazetelerde söyledi daha önceden de, Hillary ile birlikte daha stable, daha kararlı bir yere gelecektir. Diğer geleceğimiz... Şimdi oraya geçmeden önce ben yalnız şöyle bir şey kullanmasın. Hani toplum adına şunu sormak isterim. Şimdi akıllı düşmanı tercih ederiz. Onun için Hillary akıllı düşmandır rada geliyor sizin söylediğiniz. O zaman ya da öbür taraftan söylediğinizde Türkiye güçlü olduğunca diğer ülkeler Türkiye ile çalışır diyorsunuz. O zaman demek ki Trump da olsa Hillary de olsa bir fark olmayacak Amerika'daki seçilen kişinin kim olduğu. Önemli olan Türkiye'nin güçlü olması. Hayır. Şöyle bir şey var. Hayır. Evet. Bakın işte akıllı meselesi, aptal meselesi buraya geliyor. Yani Hillary akıllı düşman demiyor. Şu an Türkiye Hillary'yi nasıl görüyor? Kürtlerle bizim düşmanımız da çalışıyor. Düşman gibi görüyor değil mi? Onun evet. için söyleyeyim. Öyle bir şey yok kardeşim ya. Yani orada Türkiye ayağını bastığı müddetçe denklemler değişiyor zaten. Şu an Türkiye'nin en büyük şeyi, düşmanı bizden gelen, Türkiye'den gelen buradaki hainler. Akşama kadar her gün kongre üyelerine, senatörlere, Türkiye'yi kötüleyen bu insanlar. Ben bunların mücadelesini görüyorum. Murat Güzel sen ne yap dedin ya o Başkan Obama ile görüşünde? Ne yapacağım? Gittim orada darbeyi konuştuk. Ne yapacağım? Orada yapın. Evet. Türkiye halkına karşı yapılan cinayeti konuştuk. Ama yine şöyle bir soru gelmez mi? Yani bu sefer de yine Türkiye iktidarda olan bir Demokrat Parti'nin iktidar olduğu bir Amerika ile bu mücadeleyi veriyor. Şimdi öyle mücadele burada yok. Bir dilem var. Hayır. Orada bir daha bir gelirse Türkiye için daha iyi olacak. Hayır, orada bir mücadele yok. Evet. Çünkü genel olarak Hillary diplomasi kurallarını biliyor. Evet. Trump kendisi söyledi, ağzıyla söyledi. En iyi bildiği yurt dışı diplomasisi güzellik yarışmalarına katılmak. Onu söyledi. Evet. Benim en önemli dediği yabancı politika şeyim. Bunu kendi ağzıyla söyledi bunları. Evet. Bu adam kadınlara laf söyleyen bir kadın. Ondan sonra bunları aşağılayan bir kadın. Ben güçlüyüm. Ben bir kadınlara saldırdığımda, evet, uygunsuz şeyler yaptığımda ben onunla gedeve yapıyorum, kaçabiliyorum diyen bir insan. Mesela Trump meselesi kardeşlerim. Mesela Amerika'daki toplum için siyasette bizim etkin olmamız lazım. Hillary'den korkmamak lazım. Stable bir insan. Doğru bir yere gidecektir. Türkiye taşlarını yerine koyduğu müddetçe de bu doğruya girecektir. Evet, Obama ile görüştük. Ne konuştuk orada? Ben şunu burada paylaşmak istiyorum çok bir şekilde Başkan Obama'ya. Evet. Sordun. Dedim ki Türk halkı için mesele Erdoğan'ın meselesi değil. Amerika'nın tavrından rahatsız. Çünkü darbe konusundaki Amerika'daki bütün politikacıların benim tanıdıklarımın hemen hepsi ya bu Erdoğan'ın bir oyunu dediler, tamam mı? Ve Türk halkı dedim bundan çok üzüyün çünkü bunlar yaşadı. Evet. Ondan sonra ceketlerimizi çıkardık. Kollarımızı katladık. Hepimize bunu tavsiye etti. Bize evet. başladı, ders verdi. Türkiye'de dedi 4 tane dedi darbe olmuştur şimdiye kadar sürekli. En son bu sefer kazanmışlar dedi. Türk halkı ile ilgili çok iyi şeyler söyledi. Arkadaşlar şu şeylere şey etmeyelim. Tamam, policy'leri tartışalım. Trump olmuş, Hillary olmuş. O kadar da büyük önemli. Önemli olan biz kimle çalışabiliriz? Kim akıllı? Ortada boyu bilen kim?
Hillary Clinton şeyden anlayacak mı insan? Siyasi diplomasiden anlayacak mı insan? Evet, hepsinin arkasında para var. Yani Wall Street destekliyor ama Trump'ı da destekliyorlar kardeşim. Biz kendi açımızdan, Türkler olaraktan Amerika'da nasıl etkin olabiliriz, nasıl yapabiliriz bunu söylememiz lazım. Yani bugün bizim iki tane düşmanımız var. Bizim düşmanımız Hillary değil. Bunu aklımıza sokmamız lazım. Evet. Bizim düşmanımız Amerika'da Türkiye'den gelen, kaçan, buraya gelip bu ülkeyi her bir politikacıya kötüleyenler. Bu insanlar bir zamanlar Türkiye'nin parasıyla buralara geldiler. Her şeyi burada yaptılar. Hatta bazı derneklerimiz bile laiklik olacağım diye yahut da başka bir şey yapacağım diye değişik kaygılarla Türkiye Devleti'nin mezarını kazıyorlar burada. Evet. Ya kardeşim yani biz burada hepimiz insanız. Yani benim ateist arkadaşlarım da var, dinsiz arkadaşlarım da peki, var. Peki çok güzel. Peki bu noktada sandığa giden Türk toplumu Hillary'den ne isteyecek o zaman? Kardeşim Hillary ile birlik evet keşke Amerika'da istediğimiz o taşlar oynadığında Tayfun kardeşimin söylediği gibi bu establishment, statüko değişti, yeni birileri gelseydi. Bunlar var ama bu ikisi içerisinde de illa bir tercih yapacaksak evet. Kararlılık gösteren bir çalışacağımız yani evlatmış gibi %10'unu sadece iktidarın yönettiğini, %90'ını danışmanların yönettiği bir Amerika mı istiyorsunuz? Yoksa Baba Bush gibi %90'ını başkanın yönettiği, %10'unu danışmanın yönettiği ülke mi istiyorsunuz? Trump'la geleceğiniz nokta bu. Adam bir şeysi yok. Adamın aldığı oylar kesinlikle sadece ve sadece tepki oyları. Ve halk haklı. Ve biz halkla birlikte hareket edeceğiz. Biz halkın adamıyız. Gerçek devrimcilik de budur zaten. Evet. Tayfun Bey, siz ben size sormak istiyorum bir cumhuriyetçi tamam. Açıdan bakan kişi olarak. Murat Bey'in söylediğinden Hillary'ye Türk toplumunun neden oy vermesi gerektiğini Murat Bey, yani sizin anladığınız ne bu konuda? Yani sonra da sizin tabii ki kendi görüşünüzü Murat söyleyeceğim. Murat Bey'le birçok konuda katılıyorum. Birçok konuda destekliyorum söylediklerini. Evet. Çok güzel söylüyor. Çok da enerji dolu. Malatya evet. Kayısısı olsa gerek bunun arkasında. Bu, evet. Bu işte kayısı var. Neyse bir şeyde katılmıyorum. Evet. Yanlış tarafa oy veriyor. Cumhuriyetçi tarafa oy vermeniz lazım. Niye? Ama ben cumhuriyetçilerin bir çıkışını tamam. Veriyorum. Tamam. Benim bölgemde cumhuriyetçilere tamam. Oy veriyorum. Ama başkanlık konusu şimdi burada. Evet. Başkanlık konusu ayrı. Tamam. Bir, partiye oy vermeyin, adaya oy verin. Evet, ben bunu söylüyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Siz başkanlıkta atıyorum Trump'a verebilirsiniz ama belediye başkanınızda Demokrat Parti'ye verebilirsiniz. Helal olsun. Kim iyi ise ona verin. Evet. Ben demokratların kapısını çaldığım zaman onların da kapısını çaldım. Açtım kapıları açtılar anlattım. Ya sen Republic'sın bilmem ne ama en sonunda konuşmanın sonunda şöyle oluyor. Ya ben seni beğendim ya. Ben sana oy vereceğim diyen bir sürü oldu. Evet. Yani belki 100 kişi 500 kişi neyse artık sen. Şimdi neden Republican Parti'ye oy verin? Evet. Bir, evden çıkıyorsun sabah. Tankın boş, arabanın benzini. Benzin alacaksın. Benzin fiyatlarını ucuz olarak görmek istiyorsan Trump'a oy vereceksin. Republican Party'ye oy vereceksin. Çünkü enerji politikası onu öngörüyor. Yani ne yapıyor? Daha çok fracking dediği, daha çok kazı yapılacak, daha çok enerji çıkacak. Amerika kendi enerjisini daha çok kullanacak. Bundan dolayı hem de regülasyonlar azalacak. Alaska petrolleri sonuna kadar bulunacak, şey drill edilecek. Kaya gazı var mı? Var, tabii hepsi evet. Var. Şimdi şöyle olacak. Fazla olan bir şey olduğu için fiyatı düşecek. Şimdi benzini ucuza aldın. Bir, her ay sağlık sigortanın ikiye katlamasını istemiyorsan Republican Party'ye vereceksin. Çünkü Republican Party Obamacare'i kaldıracak. Obamacare evet. Ne yaptı? Bu sağlık sistemini tamamıyla bozdu ve insurance, sigorta premiumları ikiye katladı. Ben kendimden biliyorum. Ben iki haftada bir şirket vasıtasıyla alıyoruz. İki haftada bir $380 çok o da çok. Pardon $190 öderken 2014'ün ilk ayında $380 ikiye katladı. Tam ikiye katladı benim insurance'ım. Tamam mı? Insurance ödemelerin azalmasını istiyorsan Republican Party'ye vereceksin. Evet. Küçük işletme sahibiysen ya da küçük işletme sahibi olmak istiyorsan ve para kazanmak istiyorsan regülasyonların azalmasını ve sana para kazanabileceğin bir ortam sağlanmasını, vergilerin düşürülmesini istiyorsan Republican Party'ye vereceksin. Evet. Yani burada Türk de olsan, Amerikalı da olsan, Alman da olsan sen bir sağlık sigortan var, bir araban var, benzin almak zorundasın. Bunları yapmak zorundasın. Yani bundan başka kaçarın yok. 20 trilyon Amerika'nın borcu var bugün. 20 trilyon 8 sene önce 10 trilyondu. Amerika 50 senede diyelim 10 trilyon borç yaptı. 8 senede 2'ye katladı.
Şimdi iyiden hakkını iyide verelim. Obama çok kötü bir ekonomi devraldı falan filan. Ama hadi diyelim 1 trilyon. Ekstra masraf oldu. 700 milyar dolar işte Bush'la ikisi ortak falan filan. Ne oldu ya? 7 trilyon ne oldu? 7 trilyon harcandı ekstra. Şimdi Patterson'dayız, Clifton'dayız. Eve giderken bakın bakalım kaç tane çukur var yollarda. Herhangi bir çukur yollar yapıldı mı? Köprüler yapıldı mı? Infrastructure, altyapı. Ya para harcandı mı? Harcanmadı. Para ne oldu? Çöpe gitti. Çöpe gitti. He, bunun değişmesini istiyorsan Republican Party'ye oy vereceksin. Evet. Ve son olarak şuna geliyorum. Orta Doğu. Orta Doğu'da 8 senedir, şimdi Amerika'yı 8 senedir demokratlar yönetiyor. Orta Doğu'da olan bitenden ve bunun Türkiye ile olan etkileşiminden memnunsan eğer, bugün Türk gazetesini açıp patlama oldu 1000 kişi, 100 kişi öldü, patlama oldu 50 kişi öldü. Bunun doğuş kaynaklarından memnun değilsen, Middle East, Orta Doğu'daki Amerika politikasının değişmesini istiyorsan Cumhuriyetçi Parti'ye oy vereceksin. Evet. Ben Trump, Clinton demiyorum. Daha çok şunu diyorum. Bakın bu bizim parti politikamız. Cumhuriyetçi Parti bunları değiştirecek. Açarsınız web sayfasını iki tarafında. Bakarsınız hangi konuda hangi pozisyonları alıyor bu partiler. O partinin aldığı pozisyonlardan hangileri hoşunuza gidiyorsa 10 tane birisinin olacaktır. 7 tane birisinin olacaktır. Hiçbir zaman 17 tanesi de bir tarafın olmayabilir. Evet. Hangisi fazla geliyorsa ben garanti veriyorum Cumhuriyetçi Parti'nin pozisyonları sizin için bir Amerikalı olduğunuz için, bir Türk Amerikalı olduğunuz için daha mantıklı gelecektir. Ve seçim zaferimize 6 gün kaldı. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani madde madde saydınız. Onun için ayrıca teşekkür ederiz. Yani daha net bir tablo çizdiniz bu anlamda. En azından hatta ki iç politikada da dış politikada da neden Cumhuriyetçi Parti'ye oy verilmesi gerektiğine dair şeyler söylediniz. Sanırım Saygın Bey siz de biraz daha yine Türkiye ile ilintili konularda evet. Şeyler söylemek isterseniz. Murat Bey'in de bahsettiği bir konu var aslında. Türkiye'nin son Ağustos ayında yaşadığı bir gerçek bir darbe girişimi söz konusu. Burada bu darbe girişiminden suçlu görülen Türkiye'nin bu darbe girişiminin arkasında olduğunu iddia ettiği diyelim. Hani Amerika'da bu şekilde ben özellikle bu cümleyi kuruyorum ki Amerika bu duruma nasıl bakıyor Amerikan siyaseti? Bu da malum zaten. En azından net bir şey konuşulmuyor, söylenmiyor. Süreci devam eden de bir durum. Bu anlamda Türkiye'nin terör organizasyonu olarak adettiği bir FETÖ grubu var. Bu lideriyle ve diğer önemli üyeleriyle şu an Amerika'da yaşıyor. Bunların yine önemli gördüğümüz insanları Türkiye'den kaçıyorlar ve Amerika'ya geliyorlar. Amerika'nın ve mevcut yönetimin buradaki tutumu veya yeni seçilecek yönetimlerin bundaki tutumu bizim oylarımızı etkiler mi, etkilemeli mi? Sabahın ve Ahvet'in yeni bir haberi oldu. Kurban parası topluyor 350'şer lira. Bu paralar Amerika'ya Hillary'nin kampanyasına aktarılıyor. Haber internette bakın. 9.4 milyon dolar buraya getirilmiş. Hillary'nin kampanyasına da paralar aktarılmış. Evet. Bu sabah ve haberin haberidir. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyoruz. Şunu söylemek istiyordum. Evet. Şapka düştü, kel gözüktü derler bizim Anadolu tabiriyle. Neden? Ne oldu? Yeşil kuşak politikası iflas etti. Neden? Baba Bush, Reagan'ın ikinci döneminde biliyorsunuz sağlık durumu iyi değildi. Baba Bush işi götürüyordu, gölgedeki başkandı işi yapar. O zamandan beri alevlenen, özellikle Orta Doğu'daki petrol dalı ve petrolü güçlendirmek, ayrıca Rusya'daki ve Çin'deki Müslüman nüfusu yüksekliği yüzünden yeşil kuşak politikasını yaptılar. Bunu iyice alevlendirdiler. Bu bir gerçektir. Türkiye'deki olay ne oldu? Ben ne olarak görüyorum? Bu yeşil kuşağın başına getirilmek istenen insan bizim Cumhurbaşkanımız değildi, başkasıydı. Türkiye bu işin kalbidir. Başkasını getirmek istediler. Büyük bir değişiklik değil. Yani resmen dışarıdan olan
Nikaragua darbesi gibi ikinci bir darbe yapılmak istendi. Ama Türk halkı sokağa indi ve devletine sahip çıktı. Demokrasisine sahip çıktı. Evet. Şimdi şunu için söylüyorum. Neokanların ve şimdi onlar neoliberallerle birleştiler. Yeşil kuşak politikası iflas etmiştir. Evrensel elçilerin politikası iflas etmiştir. Şimdi bu zamanda ne oldu? Özellikle genişletilmiş Orta Doğu'da, bunu Afrika'da dahil Boko Haram'ın da yaptıklarını biliyoruz. Ondan sonra Orta Asya bari, Afganistan'daki, Pakistan'daki durumları da biliyoruz. Evet. Artık böyle bir şeyde Türkiye olaraktan biz kendimize bakacağız. Şimdi böyle bir şeyde fabrika ayarlarımıza geri mi döneceğiz? Fabrika ayarları derken ne demektir bu? Kurucumuz Sayın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu sistemlere geri dönüp ulusalcı bir politika mı izleyeceğiz? Buna bakmamız lazım. Şu da bir gerçek. O bölgede çok geniş, yani çok zengin bir dini, etik ve inanış yapısı olan bir insan birliği var. Evet. Onu nasıl toparlayacağız? Onun seçime endeksi olarak toparlarsak sevinirim. Onun seçime şeyini, onu söyleyeceğim. Evet. Sayın Trump ulusalcı bir politika izlemektedir. Hillary bütün konuşmalarında evrenselikçi bir politikadır. Eğer yeşil kuşak politikasının devam edip o bölgedeki insanların daha çok acı çekip belki savaş, belki 3. Dünya Savaşı diyoruz buna. Eğer ama ulusalcı bir politika istiyorsanız Amerikanizm diyor. Yani Trump ne diyor? Global değil, Amerikancı bir politika izliyorum diyor. Onu istiyorsanız Amerika'ya verirsiniz. Artık Amerika'nın bir gerçek vardı. Nixon zamanından beri gelen petrodolara ve petrole ihtiyacı kalmamıştı. Alaska'daki petrol yataklarına biz çok ucuza maliyeti artık ulaşabiliyoruz. Amerikan donanmasının %90'ı Pasifik Okyanusu'nda kendisini korumaktadır. Çin resmen kendisine kumdan Çin seti oluşturmaktadır. Askeri. Artık bizim saldırgan mı yoksa savunmacı bir askeri sistemi oluşturmamız lazım. Ona bakmamız lazım. Evet. Zaten Tayfun Bey çok güzel ekonomik olaraktan değindi. Son cümle olarak alalım. Son cümle olaraktan şunu söyleyelim. Clinton'ın kazanması demek daha fazla savaş, mülteci, kan ve gözyaşı demektir. Rusya ile işlerin daha da gerginleştirilmesi demektir. İran'la muhtemel bir savaşa gidilmesi demektir. Clinton aynı zamanda FETÖ'ye, PKK'ya ve PYD'ye destek demektir. Ben bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Murat Bey cevap vermek isteyeceksinizdir buna eminim ama Halil Bey sizden de ben görüşlerinizi alayım çok hızlı bir şekilde. Teşekkür ediyorum. Belki kısa bir ara belki şey yapabiliriz ama sizden de görüşünü alalım. Son olarak da bir cevap hakkı alalım. Programımızı tamamlayacağız. Teşekkür ederim Cahit Bey. Mevzular uzun. Çok komplike bazıları. Evet. Ama seçime çok az kaldı. Onun için lezzet alıyoruz. Ben şöyle arz edeyim o zaman. Ben önceki konuşmamdan devam ederek bence 15 Temmuz'un akabinde artık Amerika'daki bu Orta Doğu partnerleri, ortakları noktasında Amerika kendini bir daha reality check etmek zorunda. Ben şuna inanıyorum. Hani Beyaz Saray'ın bu ihtilalden haberi var mıydı derseniz yoktu derim. İnanırım. Ama hani Amerikan establishment'ı hani bir üst akıl gibi bir şey düşünürsek yani öyle bir şeyin varlığını kabul edersek evet. Onların haberi var mıydı derseniz ben buna %100 inanıyorum. Yani demek ki ne oluyor burada? Beyaz Saray bir konuda farklı düşünebiliyor. Establishment farklı düşünebiliyor. Farklı politikalar üzerinde hareket edebiliyor. Öyle inanıyorum ki 15 Temmuz'dan sonra yıkılamayan bir Türk milleti var. Evet. Gazi bir millet. Her şeyi göze almış ve onun güçlü bir lideri, başarılı bir lideri ve Orta Doğu halklarına umut olan bir lideri var. Bir doktor arkadaşım söylemişti, Mısırlı da kendisi. Yani biraz da böyle abartarak ceketini göndersin birine giydirelim onu seçelim demişti. Yani o kadar başarılı görülen bir lider. Bence olacak olan şu, hani bu noktada Hillary Clinton çok eleştiri görüyor. Orta Doğu stratejisi
efendim söyleyeyim YPG, PYD hakkındaki işte destekler bazlı konuşmaları ve malumu örgütle olan ilişkileri falan bunların evet. hepsi burada zikredildi. Ben öyle inanıyorum ki Amerika'nın bu değişen Orta Doğu ortaklığı yani evet. hani Türkiye var yine, Türkiye NATO üyesi olan Türkiye olacak ama bu lider kim olacak idi noktasında 2011'den beri belki 2010'dan beri ekarte etmeye çalıştıkları bir Recep Tayyip Erdoğan var. Olmayacağını gördüler. Bundan sonra o eli sıkacaklar diye inanıyorum. Yani zannettim ki Recep Tayyip Erdoğan kazanacak Amerika'da. Ya getireceksiniz gibi. Yani netice itibariyle yıkılamayacak bir lider görüyorlarsa Türkiye'de Amerika'nın hangi seçilecek lideri o Türkiye ile doğru ilişkiler kurabilir? Böyle sorayım. Bence hani Hillary o yüzden çok eleştiri alıyor. Evet. Yani Hillary'yi o yüzden seçmeyelim deniyor. Bence bu çok valid, geçerli bir söylem değil. Bana öyle geliyor ki yani Hillary seçilse Orta Doğu stratejisinde artık Türkiye ile Recep Tayyip Erdoğan'la el sıkışıp PYD ile alakalı, YPG ile alakalı geri adım atılacaktır. Evet. Ben ona inanıyorum. Malum örgütle alakalı zaten Sayın Adalet Bakanımız buradaydılar. Evet. Bekir Bozdağ Bey çok ciddi bir leap forward oldu. Ondan bahsetmişlerdi. Bugün galiba sabah grubundaydı yine Turkuaz grubunda evet. şey gördüm o haber değil de Amerika Birleşik Devletleri State Department YPG'ye artık silah göndermeme kararı almış. Yani siz bu, yeni bir sayfa açılabilir diyorsunuz Türkiye'ye. Bakın işin bu kısmı tamamen politik bir tercih. Anladım. Bu politik tercih çok kolay değişir. Yeter ki siz güçlü olun ve Türkiye güçlü. Evet, güzel cevap. Fakat son cümleyi de alalım. Geri döneceğim. Bir reklam daha vereceğiz. Evet. Böyle kolay değiştirilemeyen bir sosyal algı var. Bir sosyal gerçek var. O da şudur. Maalesef Donald Trump'ın Müslümanlar hakkındaki söylediği sözler, İslamofobiyi körüklemesi, göçmenler hakkındaki söyledikleri şeyler, hani bazısı belki overcommitment, bazısı belki he didn't mean it like that. Ama bakın, bir sosyal gen değiştiriyorsunuz burada. Bu genler öyle kolay geri değişmez, geri dönmez. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani Donald Trump burada eğer hani bunu seçim odaklı söylediyse, seçim öncesi adaylığı sırasında bunu hani öne atlayabilmek işte toplumun biliyorsunuz burada toplum mühendisliği çok iyi yapılıyor. Evangelical'lara farklı konuşuluyor, Kuzeydoğu'da evet. farklı konuşuluyor, Güney'de farklı konuşuluyor falan. Eğer bunun için bile yaptıysa bakın bizim insanımız ben 15 Temmuz'dan 5 gün sonra Türkiye'deydim. Donald Trump'la alakalı bizim insanımız çok basitlidir. Bütün seçimlere sonuna kadar ilave olur, yorumlar yapar, görüşür, eder. Evet. Yani bizim seçim insanımız birçok seçimde kimi seçileceğini bile söyler size. Donald Trump'a çok ciddi eleştiri var. Bizim insanımızdan. Yani işin bu kısmı değişen DNA'yı değiştirmek zor ve bunu hani hak, adaletler çerçevesinden baktığınız zaman şu ana kadar düzeltilmedi. Bundan sonra çok geç kalınmış bir süreç olarak görüyorum. Bence bu noktada yani Donald Trump seçilirse hani Türkiye için uzun planda iyi olmayabilir gibi geliyor bana. Kısa vadede hani evet. Hillary Clinton dezavantajı gibi gözükse de bence ileri vadede faydalı gibi görülebilir gibi geliyor bana. Çünkü dediğim gibi bu politik bir tercihtir. Malum örgüt de politik bir tercihtir. YPG de öyle. Yarın değişir ki değişmeye başladığına dair emareler alıyoruz. Sonuç itibariyle biz oyun dışında kalmamak için burada yaşayan Türk Amerikalılar, Türkiye kökenli Amerikalılar bu işin içerisinde dahil olmak zorundayız. Daha sonradan yani fiilen yoksanız hukuken de var olmuyorsunuz. Daha sonradan ya niye bu aday oldu gitti, aleyhimde şöyle çalışıyor işte Murat Bey'in söylediği gibi o malum örgüt aleyhimizde çalışıyor dememek evet. için seçim prosesine kanuni olarak sonuna kadar imam olmamız lazım. Küçük yerlerde, meclislerden başlayarak evet. $100, $200, $500 arkadaşlıklar edinerek bakın bunlar kimseyi satın almak böyle bir şey yok. Evet. Dostluklar üretiyorsunuz. Parayı ve akses olarak kullanıyorsunuz. Ondan sonra siz
tamamen ikili ilişkidir. Geliştirip buradaki Türk toplumunun bence gelişmesine, ilerlemesine çok büyük etkisi olacağını. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir kısa ara daha vereceğiz çünkü yüzdeleri alamadık. Bir de o şeyler vardı, tahminler önemli. Bu anlamda da dönüşte onları alıp birer cümleyle son cümleleri alıp programı kapatacağız. Turkish Channel'da bizi izlemeye devam edin. Çok kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bağlıyoruz efendim. Ben Türkan. She's my mom. Amerika'da en çok Türk restoranının bulunduğu eyalette yaşıyorum. New Jersey. Bugüne kadar tam 257 Türk restoranına gittim. I think it's more than that, mom. Son zamanlarda soluğu sadece yeni açılan Beyoğlu'nda alıyoruz. I love this place. İskender kebabını sanki Cliffside Park'ta değil, Bursa'da yiyoruz. Ne Kayseri mantısına ne demeli. Kahvesi de İstanbul tadında. I know Istanbul. Şimdi İstanbul'da olmak vardı diyorsanız mutlaka Beyoğlu'na uğrayın. You better listen to my mom. Toros Restoran sizlerden aldığı destekle gelişmeye devam ediyor. Gurme menüsü, mükemmel servisi ve hepinizin bildiği rahat ortamıyla sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Harrison, Clifton ve New Milford'da Türk mutfağının en zengin sofraları. Toros Restoran. Toptancılar, marketler, restoranlar, büfeler, kafeler, pastaneler, artık temel ihtiyaçlarınıza fazla fiyat ödeme yok. Türkiye'nin en güçlü ve en prestijli markalarının kuru gıdadan şarküteri ve kahvaltılıklarına, unlu mamullerinden et ve balık ürünlerine, konservelerine, sıvı yağlarından temizlik malzemelerine kadar binlerce ürünü genç, dinamik ve profesyonel dağıtım kadrosu ile kapınıza getiriyor. Hem de inanılmaz fiyatlarıyla. Amerika'daki 30 yıllık ticari geçmişimizle, binlerce ürün yelpazemizle, kalitemiz ve servisimizle ve inanılmaz fiyatlarımızla hizmetinizdeyiz. Turkish Depot. Turkish Depot. Sevgili Turkish Channel seyircileri, interneti başında bütün dünyadan bizleri izleyen Türk vatandaşları ve Türk-Amerikan toplumu. Tekrar son bölümümüzde hoş geldiniz diyoruz. Final bölümümüzdeyiz, artık uzatmalardayız hatta daha doğrusuyla. 3-5 dakikada programı kapatacağız ama tabii ki kapatmadan önce son bir defa yenilemek istiyorum. Bugün burada Türk-Amerikan toplumunun seçimle ilgili nabzını tutmaya çalışıyoruz. Toplum liderlerinin, politikayla yakından ilgilenen Türk-Amerikan vatandaşlarının görüşlerine başvurduk ve ilginç noktalar ortaya atıldı, ilginç konular dile getirildi ve ilginç sonuçlara da geldik açıkçası. Bazı ikilemler oldu, onların da altını çizmeye çalıştık, hepimizin kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalıştık ve neticede tabii ki yolan kazansın diyeceğiz ama kim nasıl kazanacak, kaç yüzde kaç yüzdeyle kazanacak, bu tahminleri de tabii alacağız, çok önemli. Çünkü seçimden sonra da yine bu grupla, aynı ekiple burada buluşmayı düşünüyoruz Turkish Channel'da ki değerlendirmeleri alalım ve tahminlerin ne kadar doğru çıktığına bakalım diyeceğiz. Ne kadar öngörebiliyoruz Amerikan seçimlerini, bunları da değerlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu son bölümde Türk-Amerikan Medya ve Gazeteciler Derneği ve Turkish Channel'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği bu programda son düzlükte tahminlere geçmeden önce bir söz hakkı vardı Murat Bey. Ben size onu vereceğim kısaca. Belki Saygın Bey'e ve Tayfun Bey'e bir iki cevabınız olacak, söz hakkı doğduğu demiştiniz. Bir dakika böyle kısaca bir size bir söz hakkı veriyorum. Sonra tahminlere geçiyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle Tayfun Bey'in söylediklerine katılıyorum.
vergi konusu, sigorta konusu, efendim ekonomi konusu, dış bu konuların hepsinde ben Türk vatandaşlarımızın kongre ve senato adayları için farklı bir bakış tarzı geliştirmelerini, her bir adayın ortaya koyduğu fikirlere vermelerini, gerekirse cumhuriyetçilere, gerekirse demokratlara vermesini tavsiye ediyorum. Ben kendim de o şekilde yapacağım. Söylediklerine katılıyorum. Şeye gelince, başkanlık yarışına gelince, ben gerçekten nasıl ki Baba Bush döneminde çok az Müslüman öldüyse, Orta Doğu'da çok az insan, suçsuz insan öldüyse, nasıl ki Evlat Bush döneminde başkaları tarafından güdülen, Evlat Bush tarafından birçok milyonlarca insan öldüyse, aynı şekilde başkanlık meselesinde de Hillary babamın kızı değil, Trump da benim düşmanım değil. Evet. Hadiseler açısından bakıyoruz. Bunu anlaması lazım halkımızın. Daha uzun vadeli bir istikrarlık açısından ben Hillary Clinton'ın Türkiye ile daha iyi çalışacağına inanıyorum. Saygın Bey'in söylediği işte Türkiye'deki gelen kurban paraları Hillary'ye FETÖ meselesine getirdi. Evet. Bu örgüte getirdi. Ben buradan bunun üzerine Hillary'yi vurmanın yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Buradaki seçim sisteminden dolayı herkes istediği adama şey ediyor. Onlar yaklaşık 10 senedir 15 senedir Hillary'yi takip ediyorlar. Onlara desteklerini veriyorlar. O paralardan da verdikleri olmuştur. Ama bu Hillary'nin onlara destek verdiği anlamına gelmez. Amerika çok daha büyük bir güçlüdür. Şu anki bu dediğim malum örgütün gücünü binle bölün, Türkiye'nin binle çarpın, Türkiye'nin gücünü de bine bölün, Türkiye'nin gücü yine ağır basar. Bundan çekinecek zerre kadar bir şey yok. Halil Bey kardeşimiz çok güzel özetledi. Amerika'nın politikaları pahalısı üzerinedir, yöntemler üzerinedir, prensipler evet. üzerinedir. Ve Hillary ile birlikte, akıllı bir insanla birlikte bu işler daha Türkiye'nin lehine olacağına inanıyorum. Burada farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Evet. Saygı duyuyorum. Ancak kesinlikle Hillary'nin bunlara destek olacağı ve bunların paralarını, bunların topladığı şu an 1 milyar üzerinde bir para var. Toplam verdikleri para çok küçük bir rakamdır. 3 milyonu bile geçmemiştir yani. Şey verdikleri rakamlar. Evet. Bunlarla kimse bir Amerikan başkanı satın almıyor. Bu halüsinasyondur. Bunlara bakmamak lazım. Ama adaylar bazında sizin söylediğiniz gibi her bir adım fark etmez. Cumhuriyetçi ya da demokrat. Ona göre hareket etmemiz lazım. Türkiye uzun vadede güçlü bir devlettir. Çok daha iyi bir yere gitmektedir. Ve Türkiye şu an kozlarını çok daha iyi kullanmaktadır. Ve en önemli diğer son bir mesele de Amerika'daki Türklerin ne yapıp yapıp oy vermesi lazım. Ve burada Türk düşmanı, Türkiye'ye zarar veren, Türkiye'nin aleyhinde konuşan insanlara müsaade etmemeleri lazım. Yüzdelere gelince ben söylemiş olayım ve kapatmış olayım. Tabii onu da almış olalım sizden. Evet, buyurun. Evet. Yüzdeler konusunda da Amerika'da alınan oylarla başkan seçilmiyor. Belki hep onu yüzdelere soruyorsunuz ama evet. Amerika'da electoral vote diye bir şey var. 538 senede. Evet. Bundan 272 kim açarsa o alıyor. Ama yani, yine de yüzdeyi biz bilmek istiyoruz. Amerika'da başkan yapan niye istiyorsun? Çünkü başkanı kim yapacak? Onun için Cahit Bey. Evet. Yani. Başkanı evet. yapan oylar değil, başkanı başkan yapan electoral vote sayısıdır. En sonki seçimlerde Al Gore 1,5 milyon daha fazla almıştı Evlat evet. Bush'tan. Evet. Ama Bush seçilmişti. Electoral vote üzerinden. Buradaki sistem her evet. bir eyalete göre değişiyor. Ben ama yine de eğilimleri bilmek önemli yani. Şöyle söyleyeceğim. Evet. Sanıyorum Hillary Clinton 270'i alan başkan seçiliyor. Ben Hillary Clinton'ın 270 üzerine çıkacağını büyük ihtimalle 300 electoral vote'la başkan olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza evet o civarda 270 üzerine çıkacak. 300 civarında alacağını düşünüyorum. Ama şey oy çok yakınlaşabilir birbirine. Fiziksel oylar ama evet. seçimler onunla yapılmıyor. Her bölge bazında yapıldığı için. Biliyorsunuz Amerika'da seçim Kaliforniya'da, New York'ta pek yapılmaz. 5-6 tane swing state diyen bir yerde yapılır. Onlar da elektrik votları belirler. Ona göre seçilir. Evet. Bu anlamda tekrar Tayfun kardeşimize, Sayın kardeşimize ve Halep kardeşimize gerçekten kardeşçe ve samimice, medenice tartışma imkanı bulduğunuz için teşekkür ederim. Özellikle size teşekkür etmek istiyorum. Güzel, gerçekten fair bir şekilde güzel bir şey ortaya çıkardınız. Ve yapımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için diyoruz. Halil Bey, sizden de almış olalım son cümleleri ve tahminleri. Ben tekrar Amerika'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Amerika'daki politik sürece katkıda bulunmalarını, kanuni bir şekilde ilave olmalarını, kendi mahallelerinden başlayarak City Councilmanları, efendime söyleyeyim, belediye başkanları, lokal milletvekilleri seviyesinde. Bunlar çok cüzi rakamlara hatta hiç para vermeden iki ilişkilerin geliştirebileceği yerler. Mutlaka belediye başkanınız lokal kütüphanenize gidiyor. Orada görüşmeler yapıyor, konuşmalar yapıyor. İnsanlarla bir araya geliyor. Bugünler ilan ediliyor. Orada gidip belediye başkanlarını görebilirler. Onlara kendi dertlerini anlatabilirler. İhtiyaçlarını söyleyebilirler. Türkiye'nin meselelere bakışını, tutumunu,
bulunduğu yeri anlatabilirler. Derdimizi anlatabilirler açıkçası. Biz dertli bir milletiz. Yani evet. Herkese yardımcı olmak istiyoruz. O yüzden çok dertliyiz. Hür bir iradeyle kalpleri neye mutmainse o kişiye oy vermelerini, ama az önce de arz ettiğim gibi kısa ve uzun vadede, ben uzun vadede Hillary Clinton'ın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Oy olarak da aynen Murat abinin dediği gibi oy bazen yanlış yere götürebiliyor, ama electoral vote olarak 284 gibi bir rakamı ben tahmin ediyorum. 284 evet. Diyorsunuz. Evet. 270 üzerinde bir rakam. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir şey söyleyeceğim. Kesmeyeceğim. Evet, lütfen. Bu politikal aktivitelerde Türklerin ne yapıp edip muhakkak kanunlara uymalarını, çok önemli kurallara gitmesi lazım. Bunu hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ederiz. Kesinlikle bu, doğru. Bu vesileyle size başta Türkiye Gazete'ye ve sizlere ve tüm diğer katılımlara teşekkür ederiz. Biz de katılımınızdan ve desteğinizden dolayı. Evet, Tayfun Bey. Şimdi benim tahminlerim hiç tutmuyor. Ama ona göre söyleyeceğim. Siz baştan kaybettiniz baştan zaten. Kaybettik. Şimdi genel yüzdeler %46,5. %46,5 diyorum. Önemi yok. Ama benim şeyim %46,5. Burada kaybetmiyorum çünkü ikisi de eşittir. Şimdi şeye gelince başkanı seçen electoral vote kaç gelecek, nerede evet. olacak? Ben diyorum ki seçim 50 eyaleti geç, seçim Florida'da olacak. Florida'da olacak. 20 tane Swing delegesi var. Swing State'in hem de tam şeyi yani. Evet. Tam göbeği. Ohio'dan da etkili. Yani orada da birkaç county'de bitecek iş. 3,000-4,000 oy civarında farkla gönlüm el vermese de Demokratlar alacak gibi geliyor. Ben Republican'ların almasını tabii ki istiyorum. Cumhuriyetçilerin almasını istiyorum. Fakat gördüğüm kadarıyla yani %'ye vurulmayacak kadar küçük bir farkla, hani benim kaybettiğim kadar bir fark. Başkanın kaybettiği aynı bir farkla kaybedecek. Ve bugünden itibaren önümüzde 5 gün falan kaldı. Pek de değişeceğini zannetmiyorum. Hayırlısı olsun herkese, bütün toplumumuza. Ben tekrar size teşekkür ederim. Turkish Gazete'ye teşekkür ederim. Panelist arkadaşlara teşekkür ederim. Çok iyi bir ortam oldu. Sağ olun, eksik olmayın. İnşallah buluşacağız. Tekrar konuşacağız. Seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz biz de. Buyurun. Eyvallah. Buyurun Saygın Bey. Şimdi tabii ki tekrardan konu geliyor, dolaşıyor. Şunu söyleyeceğim. Sayın Trump Müslümanlara karşı değildir. Sayın Trump suça ve kanunsuzluğa karşıdır. Bütün söylemleri nedir? Hukuk ve adalet. Bunu geri getirmek istemektedir. Bunu tekrar söylüyorum. İkinci olaraktan da şunu söyleyeceğim. Oylar konusunda da Sayın Trump stadyumları doldurmaktadır. Florida'daki mitinglerindeki oylar bellidir. Medyanın kendisini evrensel elitçilerin ve finans sektöründen dolayı desteklenen medyadan dolayı kendisine olan karalamadan ve gösterilmeden dolayı halka inmiştir. Hillary'den 10 kat daha fazla miting yapmıştı. Stadyumları doldurmaktadır. Ben Sayın Trump'ın hem popüler hem de elektoral oylarda kazanacağına inanıyorum. Florida'da da o kalabalık, o miting kalabalıklarını gördükten sonra kesinlikle evet. kazanacağına inanıyorum. Önemli olan sandıklara sahip çıkmak. Soros'un tabii ki herkes biliyor. 16 eyalette Smart Tech makineleri kullanılıyor. Herkes bunu da biliyor. Evet. Biz el sandıklara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çıkacağız. Halk Trump'ı istemektedir. Halk istemesindeki sebep de Trump değişikliktir. Trump devrimdir. Ve ben kesinlikle ikisinde de kazanacağını iddiam, hatta elektrolde 290 popülerde de %51'dir. Popülerde 250 dediniz. Evet. Sevgili seyirciler. %51. %51 dediniz. %51 dediniz.
Evet sevgili seyirciler, bu buluşmamızın sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. Programda demeyeceğim bir sohbet oldu. Fikir tartışması oldu. Karşılıklı fikirler alındı, verildi. Beni ayrıca iki tarafta da, masanın sağında ve solunda oturanların da birçok konuda da ortak düşünmesi ayrıca bir sevindirdi. En azından Türk-Amerikan toplumu olarak bu konularda da hem fikir olabiliyoruz. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyebiliyoruz farklı açılardan baksak da. Bu da gerçekten ben bu programın kazanımı diye düşünüyorum. Bu açıdan baktığımda da konuklarımıza tekrar Tayfun Bey'e, Saygın Bey'e, Murat Bey'e ve Halil Bey'e çok teşekkür ediyorum. Farklı eyaletlerden saatlerce araba kullanıp gelenleriniz var. Türk-Amerikan toplumuna da mesajımız şu olacak. Siz de programı dinlemiş oldunuz ve burada gözüken Cumhuriyetçi kanattan baktığımızda sağlık konusuna değinildi. Bunu daha ucuza sağlık sigortası edinmek istiyorsanız, daha küçük işletmelerin para kazanmasını istiyorsanız, kendiniz de bir küçük işletmeci olarak hayata atılabilmek istiyorsanız, altyapı konusunda daha kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız, Orta Doğu'da istikrar istiyorsanız, dış politika anlamında da verilen mesajlar, Trump'a oy veriniz mesajını aldık biz. Yine Saygın Bey'in deyimiyle elitlerin politikası çökmüştür, evrensel elitlerin politikası iflas etmiştir, bu bir değişimdir, devrimdir diyorsunuz, çarpıcı cümleler. Bu anlamda Cumhuriyetçi Parti'ye davet ediyorsunuz oy verenleri. Murat Bey, Halil Bey, iyi olan kazansın ama istikrarlı bir ilişki için, Türkiye için uzun vadede Hillary adaydır, doğru seçimdir diyorsunuz. Bu anlamda artık bundan sonrası da Türk toplumuna kalmış, Türk-Amerikan toplumuna kalmış. Ve tabii ki Florida dediniz, swing state, belki kaderini değiştirecek state. Florida'da da hiç azımsanmayacak kadar bir Türk toplumu yaşıyor. Ki 3-4 bin oy değiştirecekse eğer Amerikan seçimlerinin sonucunu, aslında demek ki bu program da çok büyük önem taşıyor. Eğer bizi Florida'dan izliyorlarsa, oradaki Türk vatandaşlarına bizim mesajımız olsun. Bakın Amerika'nın kaderini değiştirebilecek, Amerika'nın kaderini değiştirebilecek bir oy potansiyeline sahipsiniz. Lütfen her nereye oy verecekseniz gidin sandık başına oyunuzu, çok kısa bir oyunuzu şey, kullanın diyoruz. Bir şey diyeceğim ama konumuz ilgili değil. Lütfen bir cümle. Florida dedik, çok önemli dedik. Evet. Florida'da bir kardeşimiz aynı Tayfun Bey gibi state legislation'a, yani state'in eyalet house'una aday Duysevi Hanım var orada. Bu mesaj gidecekse oradaki Türklere, muhakkak onu desteklemelerini, hiç olmazsa Tayfun Bey'i burada seçemedik, kalbimizde seçtik ama onu orada seçelim diyorum. Duysevi Hanım'a lütfen oylarımızı verelim ve onu Florida'nın house'una gönderelim. İnşallah. Sonra bakmayın, aklıma son anda geldi. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Öncelikle Turkish Gazete'ye, Turkish Channel'a, ayrıca bu debate'e katılan Halil Bey'e, Murat Bey'e, Tayfun Bey'e ve sizin özellikle moderatinizde, yani böyle tarafsız sunmanıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Faruk Bey'in bu imkanı vermesinden dolayı da kendisine ayrı teşekkürler. En çok da izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Lütfen demokratik haklarınızı kullanıp oy kullanınız. Evet. Teşekkürler. Evet efendim. Teşekkür. Son cümleyle esen kalın, hoşça kalın diyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Amacımız burada Türk-Amerikan toplumuna bir nebze olsun yol gösterebilmek, hizmet edebilmek, onların Amerika'da daha iyi şartlarda kendilerini savunabilmeleri ve varlıklarını hissettirebilmelerini sağlamaktı. Bu anlamda ben de tekrardan tüm katılımcılara, Turkish Channel'a ve Tamca'ya çok teşekkür ediyorum. Seçimden sonra buluşmak üzere diyoruz efendim. Hoşça kalın, esen kalın.